Kayda da geçelim. Böylece söylediklerimiz kayıt altına da alınsın. İleride belki bize veya başkalarına da faydası olur. Efendim tekrar hoş geldiniz. Şimdi açıkçası hani Anadolu'da paganizm deyince şöyle ben 2 saatte bir şey yaparım diye düşünürken hani acı bir gerçekle karşılaştım ki yani biraz da tahmin ediyordum. Ama tabii hani laf lafı açar gibi paganizm paganizmi açtı, Tanrı Tanrı'yı açtı, o onu açtı, bu onu açtı derken aslında hani bunun içerisinde belli bölümler var. Yani her bir bölüm ayrı bir sunum konusu. Yani dolayısıyla burada hani ben şeyi de yapmak istemiyorum açıkçası. Bir hani dinler tarihi dersi haline getirmek de istemiyorum bunu. Çünkü dinler tarihi hocası, profesörü bilmem nesi de değilim. Sonuçta rehberim. Rehberlerin en büyük özelliği nedir? Hani bir yere giderler, birilerini dolaştırırlar. Dolayısıyla gittikleri yeri tanırlar. Önceden de hazırlıklı geldikleri için tanıtırlardı. Hani ben de bir yerlere gidemeden buralardan size gittiğim yerlerle bağlantı kurmak suretiyle bu paganizm çantasının içerisinde neler var, neler yok onları tanıtmaya çalışacağım. Ama hani bazı şeyleri atlamış olabilirim. Hatta bu çalışmalar esnasında hani birilerine bir şeyler sorduğumda "Aa, o da mı varmış, bu da mı varmış?" diye hani yeni şeylerle de karşılaştım. Bunlardan bazılarını hakikaten vakit de ayıramadım yani. Çünkü iyice detaya gidecekti. Belki günün birinde onları ayrı konular olarak da işleriz. Yalnız dediğim gibi hani benim anlattığım ana hat olsun. Bu hat üzerinde bir eksiklik olur da bir yanlışlık falan görürseniz de muhakkak uyarın. Hani sonuna kadar hem şey gidelim, doğru gidelim. Mümkün olduğu kadar da boşluksuz gidelim diyorum. Şimdi Anadolu'da paganizm yeter artık bu panoyu gördüğümüz. Biraz ilerleyelim bakalım nereden başlıyor. Evet. Şimdi bu anlatacaklarımızda, daha doğrusu paylaşacaklarımızda, şimdi bilgilerin dışında ben yani kendi açımdan hani bir takım duyguları da geliştirmemiz veyahut da var olan bu duyguları ortaya yavaş yavaş çıkarabilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bu çok ilginç bir seyahat. Yani kimisi için aman dinmin falan filan ama hani hayatımızın somut bölümü dışında bir de soyut tarafı var. Hani ateist olsak da var. Çünkü bilemediğimiz şeyler var. Hani arkasını göremediğimiz duvarlar var. Değil mi? Ulaşamadığımız çok uzaklarda yerler var. Sorular var yani. Sorular oldukça bilinmezlikler olacak. Bilinmezlikler olunca da onlar hakkında bu beyin durmuyor ki abi bir şeyler geliştiriyor sürekli. Bunlardan en önemlisi de tabii nedir abicim? Niye varız ve niye ölüyoruz aslında? Yani niye olduğumuzu bilmiyoruz. Niye buradan gittiğimizi de pek bilmiyoruz. Genellikle tabii bu inanç meseleleri biraz bunlar üzerine kuruluyor. Ama tabii hani bu somut hayatın içerisinde de bunun üzerinden kim bilir neler neler yapılıyor onu birazdan görürüz. Şu kışı koydum, sanki daha hayat başlamamış gibi olsun. Yani bir soğukluk olsun. Kar olsun. Tamam mı? Ağaçlar da böyle donmuş gibi. İlerleyelim. İşte ortam hani pek iyi değil. Kış, dağlar, mağlar yani. Ondan sonra fakat hareket eden bizden başka yaratıklar da var. Onların arasından da bence en ilginçlerinden bir tanesi kartal. Yani tabii ki işte yerdekiler var, ne bileyim sudakiler var, şunlar bunlar var ama hani suda hiç olmazsa yüzebiliyoruz. İşte karada zaten yürüyoruz, buyuruyoruz. Abi uçabilenler acayip şeyler yani. Uçabilenler arasında kendi aralarında da işte ne bileyim bu kartal mesela. Değil mi? Diğerlerinin önüne geçiyor. Nasıl ki ormanlar kralı aslan, gökler kralı da kartal şeklinde. Şimdi hani insanoğlu bu inançları nasıl geliştirmiş? Yani bunların cevaplarını ben bulmadım ama okuduklarımızda hep karşımıza çıkıyor. Bu ilk hani bilinmezliğe dair inanışlara. Ne bileyim mesela genel animizm demişler mesela. Yani her şeyin mesela bir ruhu vardır. Yaşayan, hareket eden ve hareket etmeyen. Bunlar üzerinden bir yapı kurabilirsin. Bazılarımıza vardır aslında bu. Yani ne bileyim ben kendim
Yani kendim dinsiz imansız bilirim kendimi ama vakti zamanında sınava mınava girmeden önce uğurlu kalemimle girdiğimi biliyorum. Yani Kapadokya'da abicim iyi halı satar mıyım diye ona göre pantolon seçtiğimi biliyorum. Daha neler neler. Ya bunlar tabii rehberin olayları. Sizinkiler de farklı olabilir. Hepimizin vardır böyle şeyleri. Bir şeylere yani hani inanç. İşte o animizm hani senden kaynaklı şöyle bakışınla oluşurken bunun ortaya çıkması ve toplumsal yaşamın gelişmesiyle birlikte de tabii hani buna dair ön plana çıkanlar da oluyor. Ya yani genellikle okuduklarımızda şöyle oluyordu. Hani işte erkekler ava gidiyor, kadınlar ev işleriyle, çocukla, mucukla, tarlayla, şununla, bununla ilgilenirken bir de hiçbir şey yapamayanlar var. Onlar da ne yapsınlar? Zaten onlara işte bu güçler bir tokat atmış herhalde. Onlara en yakın olanlar bunlar. Ve onların yani davranışları da farklı. Delidir, ne yapsa yeridir, belki oralardan geliyor. Değil mi? Yani bu tarz veli ile deli arasında herhalde büyücüler. Bunlara şaman da deniyor, değil mi? Dolayısıyla o animizmi, hani animizmi başa koyacak olursak, ondan sonra da işte bu şamanist, işte büyüye dayalı, bir hani rahip gibi birinin ortaya çıktığı yeni sistemler de çeşitli yerlerde karşımıza çıkıyor diyelim. Bu anlattıklarım hani böyle kendimce söylediğim şeyler ama hani oralardan buralardan okuduğum için çoğunuz da biliyorsunuzdur zaten. Şimdi aslında bu sunumu da hani şöyle yapmaya karar vermiştim. Ben Anadolu'da daha ziyade böyle hani gittiğim yerlerde işte Süryaniliktir, Nusayriliktir, ondan sonra Nasturiliktir, Aleviliktir falan derken hani bir sürü renk, bir sürü kültür, bir sürü inanç olduğunu görünce yani bunları biliyordum ama gidince çok farklı ya. Yani mesela oturduğumuz yerden bazen ahkam kesiyoruz yani ben de yapmışımdır, hepimiz yapıyoruzdur. Ama gidince çok farklı oluyor yani. Orada o toprakta işte oranın havasıyla onu koklayarak, insanlarla konuşarak, bunları görerek, ne yaptıklarını yakından izleyerek, dinleyerek birçok şeyi hani daha iyi anlıyoruz. Tam mı anlıyoruz? Yani yok, tamamen yaşamak lazım tam anlamak için. Ama en azından merak ediyorsak bence gitmek gerekiyor. İşte oralarda bu edindiğim artı bilgilerle bunları anlatmayı planlıyordum. Fakat şimdi bunlara bir de altlık lazım. Yani tüm bu demin söylediğim şeyleri anlatmak için. Altlığı oluşturmak için de illa bu paganizm konusuna girmek gerekiyordu. Dolayısıyla böyle bir şey hazırladım, sunum hazırladım. Aslında ben şey düşünmüştüm, böyle 8 bölümlük Anadolu'da inanç üzerine. Şöyle bir uzun soluklu bir şey düşünmüştüm. Hatta onu da sundum. Sonradan bunları tek tek ayrı ayrı işte yapmaya karar verdim. Sırayla yapıyoruz şimdi. Paganizmden başladım. Şimdi gece. Yani kar dedik, değil mi? Soğuk dedik, o koşullar falan. Bir de bir gece olgusu da var. Yani hayatımızda. Yani gece olunca zaten uyuyoruz genelde. Hani geceyi dinlenmeye ayırıyoruz. Niye ışık yok? Isı düşüyor. Yani demek ki koşullar çok iyi değil yani bir şeyler yapmak için. O zaman bir de gece olgusu. Fakat gecenin içerisinde bir de ay durumu söz konusu. Ha. Şimdi tüm bunları şöyle iyice bir yerleştiriyoruz. Devam edelim. Sadece ayda yok ya abi. Yıldızlar var. Kayıyorlar, mayıyorlar baksanıza. Şöyle o yıldızlar da tabii hani bu işin içerisinde bir şekilde girecek. Yani bunların bir anlamı olmalı. Çünkü sorumuz hala ortada. Yani niye varız? Niye yok oluyoruz? Hakikaten yok mu olacağız? O zaman hani buralarda bulamayınca insan ister istemez yukarılara bakar ya. Yani. Şimdi devam edelim bakalım. İşte insanoğlu artık bu süreç içerisinde binlerce yıl süren süreç içerisinde yavaş yavaş böyle baka baka bazılarının diğerlerinden farklı olduğunu da görüyor. Hani tabii ki yani işte ayı fark etti, yıldızları fark etti ama yıldızlar arasında daha fazla parlayanlar var. Bir de ne demiştik? Artık hani bu inanç işleriyle ilgilenenler var. İşte onlar hani öncelikle işte büyücüdür dedik, şamandır dedik ama hani zamanla sistemler daha sofistike olunca onların görevleri de işleri de tam netleşince
Hani onların da bu uzmanlık alanı oluyor. İşte bu astroloji üzerinden özellikle, daha sonra da astronomiyi ortaya çıkaracak bu. Ya bir tane dün Hayri Fehmi Yılmaz'la konuşuyorduk da bunun da aklına gelmedi. Harranlı birisi, birisi biliyorsa bunu yazsın muhakkak. Paganizm değil. Ulan neydi? Kafirliğe övgü gibi bir şey. Kafirlik değil ama. Neyse aklıma gece söylüyorum ama kafirliğin karşılığı kim? Kafirliğe övgü diye bir şey yazmış Harranlı. Bulamadım ismini ya. Belki muhakkak vardır aranızda bilen birisi. Ve yani bugün dünyada hani onlara borçlu olduğumuz o kadar çok şey var ki. Yani adamlara kafir, putperest, işte efendim çok tanrıcı bilmem ne falan diyoruz ama hani dünyada keşfedilmiş tonlarca şey aslında bunların bu hani doğayı izlemesi, işte doğaya yakın olması hep bunlarla alakalı. İşte bu baka baka sonunda, yani tabii baka baka değildir tabii de, hani bir şekilde gökyüzünde o daha fazla parlayanların artık daha farklı olduklarına karar veriyorlar. Hani hakikaten gezegen olduklarını biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Büyük olasılıkla bilmiyorlar. Bu gezegen işleri sanki hani şeydir, bu antik Yunan zamanında biraz böyle belirginleşiyormuş gibi, ama hani bu gök cisimleriyle ilgili onları sınıflandırabiliyorlar. Yıldız kümelerinden de mesela ne bileyim 12 tane grup kurup işte bunu burçlar haline getirebiliyorlar. Ve bu yani ışıklar boşuna değil. Hani oradan buraya bir etki olmalı. Onlar böyle tepede olduğuna göre biz mesela bir kartalın yaptığını yapamıyoruz. Yani hem uçuyor hem yiyor saldırıyor, yani güçlü de bir şey. Bunlar onlardan da tepede, o zaman bunlar daha güçlü olacak. Güçlüden de güçlü, işte Tanrı yerine koyabileceğimiz diyelim nesneler dedik bunlara. Bunlardan 5 tanesi gözle gözükür. Hani bunu çoğumuz biliyoruz artık, yani özellikle bu gezilere katılanlar, sunumlarda bulunanlar, kendileri araştıranlar. Bunlar da dünyaya yakın olanlar tabii ki. Bir kere bu 5'in dışında 2 tane var ki, onları bir tanesini zaten demin konuştuk, bir tanesi ay. Bir tanesi daha henüz gelmediğimiz güneş. Yani güneş çok belirgin zaten. Ay ve güneşi kabak gibi görüyoruz. Yıldızlardan da işte bu bize yakın olan Mars'tır, Merkür'dür, işte Satürn'dür, Venüs'tür ve Jüpiter'dir. Bunları görebiliyoruz. Ama bu Neptün'den, Uranüs'ten sonra onları göremiyoruz. Onları ancak teleskopla falan görebiliyorsunuz. Ne oldu o zaman? 5 tane görülebilen farklı yıldız veyahut da artık gezegen diyorlardı belki de. Onu tam bilemiyorum. Belki de yani siz biliyorsanız söyleyin. Bir de güneş ve ay var. Bu 7 göksel varlığın etkisi altında bir sistem kurulabilir. Niye kurulmasın yani? Evet, bunlar birçok yerde karşımıza çıkıyor. Tabii öncelikle şimdi güneşi sona sakladım. Çünkü yani demin ki renksizliğinin farkındaydınız değil mi yani ortamın? Şimdi güneş geldi. Hani bir anda sanki hayat geldi. Güneş hakikaten de gelmesiyle birlikte bir kere ışığı getiriyor. Ortalığı görüyorsun, aydınlık. Artık göz de daha düzgün görüyor. Güneş ısıyı getiriyor. Hani mevsimsel olarak donmuyorsun. Eskiden donarak ölüyordu insanlar yani. Neyse, güneş hayatın merkezi. Bunu bir kere kenara yazmıyoruz, önümüzde tutuyoruz. Onu böyle belirgin, tam böyle yuvarlak tekerlek kaşar peynir gibi de düşünelim. Şimdi işte o demin bahsettiğim gezegenler. Şimdi şurada Dünya, uydusu Ay. Bakın Venüs, Merkür burada. Mars, Jüpiter, Satürn. Ondan ötesi bizim için karanlık bir dünya. Ama tabii teleskopla da şurada da devasa güneşimiz var. Bunu da gördük. Bunları saydık 7 değil mi? 7 üzerine aslında hani böyle birçok şey karşımıza çıkıyor. Onlardan biri de bu film. Güzel filmdi yani, ben sevmiştim. Seven. Bu 7 günah üzerineydi biliyorsun. Niçin yani günah sayısı 7 değil mi? Yani haftanın günleri 7. Ve çok ilginç mesela, haftanın günlerini araştırdığınızda o kelimelerin de bu gezegenlerle ilişkisini gayet rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Ve bu 7, hani 7 gezegen diyoruz artık, güneşi de ayı da işine katıp. Güneş böyle acayip bir merkez olduğu için, hayatın da merkezi olduğu için o diğerlerinden daha büyük bir tanrı büyük olasılıkla, yani baş tanrı, tanrıların tanrısı.
Zaten haftanın günleri arasında da işte güneş günü genellikle böyle pazara tekabül ediyor ve Domini Dimanche, yani efendinin günü olarak bilinir. İlerleyelim bakalım. Tabii bunlar hani biz böyle oturduğumuz yerden görmek kolay olmayabilir ama bu Mezopotamya'da bu ziguratları yapmışlar işte. Bu ziguratlar kaç, 30 küsur vardı galiba bunlardan benim okuduğum yerlerde. Bunlardan 4 tanesi bile galiba İran'da, geri kalan hepsi Irak'ta, yani Mezopotamya'da, Irak topraklarında. Bu da Ur'daki galiba, bu hangi yani bir 100 senesi vardır herhalde bu fotoğrafın. Hani günümüzde de o toprağın kaldırılmasıyla, biraz da restore edilmesiyle, bakayım koymuş muyum bunun fotoğrafını? Koymamışım. Tekrar güneşe dönmüşüz. Neyse böyle bir şey. Ziguratlar ben hani 7 katlıydı diye biliyordum. Baktım o fotoğraflara bilmem nelere. Hani 7'yi tam böyle tutturamadım ama biraz böyle alengilli yapısı var. Merdivenler falan var. Ara katlar var gibi. Hani belki de hepsini toplayınca o da 7 ediyor galiba. Babil Kulesi vardır. Onun da hani bir büyük bir zigurat olduğu düşünülür. Şimdi güneşin şu halini özellikle koydum. Ama güneş koydu demeyin. Ne oluyor? Bütün sunum güneşle mi geçecek demeyin. Çünkü şu hali çok etkileyici olmuş. Bu halinden sanki mitra çıkıyor. Yani şunun ortasına bir surat koysanız bu bayağı bildiğin mitra oluyor yani, güneş tanrısı. İşte mitraizm. Artık yavaş yavaş oraya gireceğiz. Şimdi bunlar tabii yeryüzünde karşılıkları var. Yani güneş tamam orada ama yeryüzünde de ateş var yani. Güneşin adeta şeyi temsilcisi. Neyse, burada da neydi bu? 2 gece önce bir tuzda tavuk yapmıştı Efe. Efe de rehber, tanırsınız belki. İşte bu güneş ve ateş üzerine, ışık üzerine dinler oluşuyor ve işte insanlar bunları kullanmak suretiyle, bakar mısınız neler yapmışlar? Tepelerde ateşler yanmış. Ya çıkıyorlar ya iniyorlar. Bir şeyin kutlaması veya anılması söz konusu herhalde burada. Bunlar Mezopotamya'da ya da Güneydoğu Anadolu'da bir yer diye de düşünebiliriz. Aslında hani belki genel olarak Kürdistan denilebilecek, eskiden denilemiyordu ama şimdi artık hani kullanılabiliyor, fazla bir şey demiyorlar sanki. Ondan sonra işte bakın altta da yazıyor, böyle bir film vardı, oradan çektim bunları. Mitra Kürtleri, Mitraizm. İşin içine bakın, Aleviler, Ezidiler, Yaresan, bunlar da giriyor. İlerleyelim bakalım ne oluyor sonrasında. İşte bunları daha yakından çekmişler değil mi? Bunlar gittikleri yerde o ateşi taşıyorlar. Onunla ilgili başka işler de yapıyorlar. Burada yakıyorlar, ediyorlar. Sürekli bir ateş olayı var. Güneş, ateş. İşte güneş, ateş dinleri aslında. Yani bugün, şimdi devam edeceğiz. Aynı kanalda diyor ki Mezopotamya'dan Karadeniz'e kadar olan bölge neticede tamamen Mitra dinine inanıyordu. Ya bu harita ne kadar doğru bilemeyiz ama bu güneş ve ateş etkisi bence sadece bu bölgede değildi. Yani neredeyse her yerdeydi. Bunlar belki yoğun olduğu yerlerdeydi diye düşünebiliriz. Şimdi biraz daha ilerleyelim. Ve günümüzde ateşle olan ilişkiler, işte bu Nevruz'da ateş üzerinden atlamalar. Kiliselere gidiyorsunuz, mumlar yanıyor, mumlar sönüyor sürekli. Gidiyorsunuz şeyde, Hanuka bayramı var Yahudilerde değil mi? Yine ateşle, mumla karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu fotoğraf çok hoşuma gitti benim. Çünkü bu hani Müslümanlık ve ateşle ilgili bir şeyler gibi derken daha baktım, bu çok hoşuma gitti. Yani orada da şeye çağırıyor. İşte güneşin durumuna göre seni Tanrı'ya ibadete çağırıyor. Buradaki minare sanki şey olmuş, böyle bir fener olmuş. Işık yakıp yakıp seni çağırıyor gibi. Minare kelimesiyle menara kelimesi aynı kelime aslında. Menara şey demek, fener demek. Bu şeyde Beyrut'ta var, Menara diye bir mahalle var. Çünkü orada bir deniz feneri var.
menara, minare, bir de ne var? Menora var değil mi? Onu da demin gördük zaten. Yani bu bir Hanukiye. Dokuzlu olunca Hanukiye, yedili olunca buna menara diyoruz Yahudiler. Hepsi yine güneşle, ateşle, ışıkla ilgili. Bu da tabii bunların tamamlayıcısı gibi oluyor. Çünkü Galata'da 500. yıl Musevi Müzesi'ne giderseniz oradaki vitrinlerden birinde bu minare şeklinde menora ya da Hanukiye'yi görüyorsunuz. Aslında cuk oturmuş yani, hem şeklen hem de ifadesi sebebiyle diyelim. Bunu da dün akşam şey yolladı, Ali Aydın abi yolladı. Bunu da koyayım dedim. Işıklar sönünce, ya koskoca diyor, ışıklar sönünce abicim, bin ton olay oluyor tabii. Yani hayat ışık üzerine kurulmuş. Güneşin varlığı üzerine kurulmuş. O yüzden bence hani hoş bir rastlantıydı diye, hadi bunu da kullanayım dedim içerisinde. Evet, artık buralardan bir yerlerinden olayın Mitras bölümüne geçmenin zamanı geldi bence. Ama ondan önce şöyle ben biraz da tabii notlardan da gitmek istiyorum. Çünkü hani yazık, heba olmasın bunlarda. Bazen çünkü anlatırken kendimden geçiyorum, bazı yerleri de atlıyorum. Mesela hani pagan kelimesini mesela kafamıza iyi yerleştirelim değil mi? Pagan kelimesi aslında Latince'de ki hani köylü yerine geçiyor herhalde. Kırsalda yaşayan. Fransızca'da da peyzan diyoruz mesela. İngilizce peasant mı okunuyordu? Şu konuşmaya İngilizcemi yok ettim iyice. Neyse, sonuçta yani kırsalda yaşayan kelime. Oradan geliyor kelime. Köylü, taşralı. Hristiyanlar aslında hani bu paganı kullanarak hani biraz da herhalde köylüleri aşağılıyorlar yani, taşralıları. Belki cahil olarak. Yani onlar cahil olduğundan Tanrı'ya henüz inanmayabiliyorlar. Ötekileştirmek için kullanıyor. Yani ötekini ifade etmek için pagan kelimesini kullanıyorlar. Bu daha ziyade işte bu putperestlik kelimesinin karşılığı oluyor tarih içerisinde de. Şimdi mesela naturalistler, animistler, ayrıca böyle Asya'daki Hindular, efendim Tibet Budizmi falan, bunlar dahi hepsine genelde böyle pagan denmiş. Bu kelimeler de çok önemli. Hani bunu bazen tekrar ediyoruz belki ama hani bunun adı ne? Bunun adı mesela Süryani. Adam kendine Süryani diyor. Ama öbürü gitmiş ona Yakubi diyor. Yani kelimelerin kimin tarafından söylendiği de çok önemli. Şimdi merkez Hristiyanlar, Katolikler, Ortodokslar bir dönemde isyan etmiş başka bir Hristiyan gruba heretik, sapkın demişler bu Pavlikiyenlere. Onların devamı Bogomillere, sapkın demişler. Ya sen bir Bogomil'e sor bakalım. O ne diyecek bunlar için? Aynı şeyi söyleyecek. Dolayısıyla hani kelimenin nereden çıktığı da çok önemli. Bunları da bence kaçırmamakta fayda var. Eski Roma'da aslında pagan terimi biraz da asker olmayan, halka yönelik manasında, sivil manasında da kullanılıyormuş. Şimdi bu benim anlattıklarımı tabii hani mesela Hegel ne demiş? Önce sihir ve büyü dönemi vardı demiş. Değil mi? Sonra bir Fraser çıkıyor. Erken dönemde diyor, büyü ve sihir gücüyle insanlık doğayı kontrol altına alabileceğini düşünüyor. Veyahut da hani buna soyunanlar var. Ama bu çaba tabii sonuç vermiyor yani en sonunda. Vermeyince o zaman hani bu büyü ve sihir yerine böyle biraz daha üstün sayılan, görülmeyen ruhlar gibi bir takım güçlere ve ruhlardan öte belki tanrılara, bu tanrılar atalar da olabilir. Hani ölmüş ama yaşarken öyle şeyler yapmış ki onun bir ağırlığı var. O ağırlık belki onun ruhu olarak burada duruyor. Ha, o zaman hani bu takım güçler var. O zaman hani bu daha modern, daha sofistike dinlerde bunlar daha ön plana çıkıyor belki. Sonra kullanmıyorlar mı sihirli? Hepsi kullanıyorlar. O ayrı mevzu tabii. Hani genel bir formül getirmeye çalışıyorlar.
%100 değil ama en azından bizi de düşündürtüyor. Ve bu tarz yaklaşımlara da hipotetik deniyor. Yani biraz varsayımsal. Hani öyle ise böyle şeklinde. Ama öyle olmayabilir de yani. Çünkü öyle olduğunu kabul ettiğinde belki de bir yanlış üzerinden ilerliyorsunuz. İşte bir takım kurban törenleri, çeşitli dualar, mesela büyünün yerini, sihir ve büyünün yerini dualar alıyor. Aslında bir organizasyon daha ziyade. Çünkü yeni sistemler artık organize olmayı gerektiriyor. Eskisi gibi hani o kadar dağınık değiller. Belki avcı ve toplayıcı değiller artık. Mesela işte tarım yapılıyor. Değil mi? Yerleşik düzen var. Daha organize olman gerekiyor. O zaman inançta da organize olmak gerekiyor. İnanç işi daha ciddi, daha uzman, daha işinin erbabı kişilere teslim ediliyor. O sayede sistem devam ettirilecek, böyle de düşünebiliriz. Ama bununla ilgili hani yeni keşifler sonucu bir takım soru işaretleri de ortaya çıkmadı değil. Bunların en klasiği de biliyorsunuz Göbekli Tepe. Ona da uğrayacağız birazcık. Çok derine gitmeyeceğiz Göbekli Tepe'nin. Çünkü Göbekli Tepe hakikaten hem çok konuşuldu hem de artık genişçe bir konu oldu. Bir de birkaç gün sonra Hüseyin Avni Antep-Urfa yapacak. Haliyle işin içinde Göbekli Tepe'de olacak. O gayet güzel detayıyla anlatır şimdi orada. Ona da gitmenizi ben tavsiye ederim. Evet, şimdi biraz bu Mitras'a yavaş yavaş geçelim istiyorum. Çünkü burada var olan şeyleri nasıl olsa daha sonra konuşacağız. Yani aydır, güneştir, totemdir, Harran özellikle merkezli, neler vardı orada. Aslında Harran'dan daha aslanılan. Ama bence hani bu tür işlerin ağa babası bir yer var, Soğuma Tarihi'ye. Oralardan da bahsedeceğiz. Genelde bunların bir kısmına gittim. Yani gitmediğim yerlerde de işte oraya giden arkadaşlardan yardım almaya da çalıştım. Şimdi tüm bunların sonunda karşımıza şeyler de çıkacak tabii. İşte Ezidiler falan gibi. Aslında bunlarla gayet alakalı cemaatler, inanç grupları ortaya çıkacak ama Ezidiler ve ona yakın olan grupları ben birlikte ayrıca konuşmak istediğimden onun ayrı bir sunumu olacak. O yüzden hani onlara böyle direkt girmeyi düşünmedim. Yani Ezidiler günümüzde paganların aslında devamı olarak düşünmemiz gereken gruplardır. Hele ki güneşle alakalı olarak. Şimdi bir saniye bana izin verin. Buradan... Kürşat Hoca'ya da ya gel dedim ama hep çok işi olduğunda gelememiştir kesin. Geleydi yolu. Evet, bu yani fena bir kitap değil ama ben hepsini okuyamadım tabii. Buna ancak bir kısmına göz atabildim. Şimdi evvelsi akşam hiç yolladı ya da dün akşam yolladım yine Fransızca bu Mitraizm üzerine, Mitra'nın gizemleri. Hani deminkinin ismiyle neredeyse benzer ama yazar farklı. Ben bilmiyordum açıkçası, o bana söyledi. Frans Cumon bu Mitra üzerine araştırmaların babası kabul edilen araştırmacı, bilim insanı. Onun 100 küsur sene önce yazdığı bir kitap bu. Ondan sonra 1910'lardan da galiba. Ha işte. Şimdi Mitra ile ilgili genellikle böyle bir araştırma yapmaya kalksanız genelde ilk karşınıza böyle bir fotoğraf çıkıyor. Bu fotoğrafta yani tabii çekilmiş bir kabartma bu. Bunun çeşitlemeleri var. Bakın mesela bu haliyle de var. Hep böyle bir boğa görüyorsunuz. İşte boğanın etrafında şu Mitra. Böyle geri gidelim. Burada da bu Mitra. Gerçi burada boğayı kesip kanını akıtan kutsal boğa bu da üstelik. Kutsal boğa. Yani hem kutsal hem de öldürülüyor, kurban ediliyor. Şimdi bundan dolayı zaten Hazreti İsa ile bir örtüşme söz konusu. Aslında semavi dinlerdeki hani birçok tema daha önceye gidildiğinde karşımıza hafif farklılıklarla çıkıyor. Renklerde biraz oynama olmuş, şu olmuş, bu olmuş. Ama özünde genellikle aynı şeyler. Hani burada burayla ilgili mesela Jung, nasıl ki Freud işte Musa Firavun'un kardeşiydi diye o işin içine o şekilde girmiş.
Musa ile ilgili. Burada da Jung işin içine girmiş. Oradaki boğa demiş aslında bir tanıda kendisidir demiş. Yani burada çok ilginç. Hazreti İsa çarmıha geriliyor. Yani orada ruhunu teslim edecek. Bunu aslında buna yol açan Tanrı değil mi, izin veren? Hani burada da aynı tema işleniyor diyor. Bana çok mantıklı da geliyor açıkçası. Burada tabii boğayı kesiyor. Kanlar fışkırıyor. İşte o fışkıran kanlardan, yerlere böyle akan ve yayılan kanlardan hayat doğuyor. Diğer bitkiler, canlılar, efendim bilmiyorum belki diğer insanlar da falan. İşte bu yaratılışın mitraizmdeki tam karşılığı belki de. Şimdi ilerleyelim biraz. Mitraizm daha ziyade hani biz coğrafya olarak baktığımızda tabii ki Hindistan bölümü var ki oralara pek girmedim. Çünkü o işi iyice karıştırırdı. Hani bizim için daha ziyade bize yakın olduğu için İran merkezli olarak düşünmemizde fayda var. Anadolu'nun doğusu olarak düşünmemizde fayda var. Hani Persler daha ziyade hani Zerdüştçüydü diye düşünüyoruz. Ama bu Zerdüştçülüğün içinden de bir çıkma durumu var. O İran'la olan ilişkilerle de birlikte haliyle etrafındaki grupları etkilemesi söz konusu. Ki bunların başında da Ermeniler gelir mesela. Haliyle o Güneydoğu halkları. Tabii orada şeyler de var. Şimdi günümüzde Kürtler var daha ziyade. Kürtlerin geçmişiyle ilgili ne bileyim biz Kar Türkleri şunlar bunlar falan bunları duyduk ama hani yapılan araştırmalar hani Medler olabilir, Mitanniler olabilir bu Hititler zamanındaki. Onların içerisinde de benzer inanç durumları söz konusu. Şimdi bu Mitraizm'le ilgili şöyle notlar almışım burada. Ufak ufak ben bir gideyim. Geri geldiğimde de konuşalım bunlar üzerine. Milattan önce işte 2000'lerle milattan sonra 400'ler arasında Hindistan, İran, Anadolu ve dahi Avrupa'yı etkileyen bir din bu. Şimdi Avrupa'da Mitraizm olarak belki geçmiyor ama hani özellikle Konstantin'den bahsettiğimizde ki bu büyük Konstantin, İstanbul'un hani başkent olmasını sağlayan Konstantinus'tan bahsediyorum. Onun Sol Invictus tarikatına üye olduğunu söylüyoruz. Yenilmez güneş. Bu da güneş tanrısı zaten. Ve o dönemde özellikle Roma ordusu içerisindeki subaylar, askerlerin bir kısmı falan bunlar zaten hepsi yani mitracı olmuşlar. Bu adamlar zaten doğuda savaşıyorlar. Hani gittikleri yerde bu güneş insanlarını gördükten, onları tanıdıktan sonra yani onlar da bu işin içerisinde bir şekilde giriyorlar. Mitra'nın bir de savaşçı tarafı da var zaten. Evet, dolayısıyla yani Avrupa'ya kadar Roma'nın böyle merkezine kadar da Sol Invictus olarak uzandığını düşüneceğiz. Mitra, Mitras oluyor galiba. Bir S farkı oluyor. Mitra olduğunda Mitra güneş tanrısı ama Mitras halinde ilerlediğinde güneşi de kontrol eden daha üst bir güç halini alıyor. Güneş de yıldızlar arasındaki en kudretli yıldız olarak düşünülüyor bu sistem içerisinde. Şimdi güneş, ışık, bilgelik tanrısı Mitras. Bu Pers, yani Mitra, Mitras'a da dönüş. İkisini birlikte konuşalım bence. Pers tanrılarının şefi, başı olarak kabul ediliyor. Ve işte hep bu klasik gördüğümüz kutsal boğayı kurban ediyor. Ve o boğadan da hayat oluşturacak kutsal kan akıyor. Anadolu'da Helios ile özdeşleştirildiği söylenmiş bir kaynakta. Böyle bakın çok ilginç değil mi? Bunları görünce hani aklımızın bir köşesinde kalsın diye. Şu Amerika'daki özgürlük anıtı mesela kafasındaki, Mitra'nın kafasındakiyle aynı yani. Hani diyeceksiniz ki adam güneş yapmak istemiş, ne yapsaydı yani, başka şansım vardı. Ama aynı benzer yapmış. O yüzden ben bunu da koydum kalsın bir kenarda diye. Veyahut da Bergama'da bu milattan önce 130'lu yıllarda 3. Attalos Bergama krallığının son kralı kabul edilir. Adam öldüğünde bir vasiyetname bırakıyor. Yani hakikaten bırakmış mı bilemiyoruz ama o vasiyetnamede Bergama'yı Romalılara bıraktığını yazmış. Buna tabii onun oğlu olduğunu iddia eden bu Aristonikes
itiraz ediyor ve bir isyan çıkarıyor. Bütün herkese özgürlük vaadinde bulunuyor. Biz artık yeter diyor, bu Roma'nın Moma'nın boyunduruluğunda yaşayamayız. Biz bir güneş ülkesi kuracağız diyor. İşte onun eline de böyle Bergamalılar verdiler güneşi. Bu birkaç sene önce açıldı bu heykel. Öyle duruyor. Bizim Ercüment de pozu vermiş. Onun elinde yok gerçi güneş ama. Aslında Ercüment de böyle Romacıdır. Hiç sevmez bu Aristonikos'u. Galiba ona bir suikast düzenlemek istiyor. Bakalım güneşle ilgili başka neler. Ha, bunları tabii ufak ufak koydum. Bazılarını çok iyi fotoğraf bulamadım ya. Ama bu bayıldım. Bunun keşke daha büyüğü olsaydı. Ezidi bir kadın. Bizim topraklarda önce kadınlar uyanır, sonra güneş doğar. Çünkü güneşi kadınlar doğurur. Bu bir Ezidi atasözüymüş. Bu da ilginç. Şimdi bir güneş var, bir de toprak var tabii. Toprakla ilgili de kadın var. Şimdi güneşin doğduğu yer böyle toprak seviyesinden çıkıyor. Yani adeta kadından çıkıyormuş gibi. Hani bunu da kafamıza bir resim olarak yerleştirebiliriz. Evet. Şimdi bir yandan da böyle şeyler geliyor. Chat'ten bir şeyler geliyor. Güzel şeyler varsa söyleyelim hemen. Sizler de bakıyorsunuzdur belki. İyi akşamlar dışında. İnsanlık önce aya tapmış anaerkil toplum. İran'da nerede? Bunu anlamadım valla. Ziggurat'ın ziyaretçileri hangi grup acaba? Evet. Şimdi bunlar çok detay sorular. Aslında belki de cevap vermem gereken sorular ama o kadar gitmeyin. Yani ana hatta kalın istiyorum ben bu sunumda. Yani detaylara gittiğimizde anadan koparız. Zaten vakit çok yeterli değil. Ercüment öfkesini göstermiş. Hocam Likya'da güneş ülkesi anlama geliyordu sanıyorsa. Bak mesela bu güzel bir şey. Bunu da ekleyebilirdik tabii. Evet, Luvilerle ilgili değil mi? Öyle şeyler de var mesela o bölgedeki. Neyse gidelim bakalım. Bu gördüğünüz Mani. Şimdi bunun ismi yazmasa öyle belki bunu Hazreti İsa zannedebilirsiniz değil mi? Bu manicilik de işte 3. yüzyıla kadar falan devam ediyor. Birçok dinin karma haline getirilmiş, getirilmesinden oluşmuş. Bu Mani isimli adamın oluşturduğu din bu. Hatta İran'da bayağı bir hani üst seviyelere kadar çıkmış. Bu Zerdüştçülükten sonraki en önemli din olmuş ki İran'da iktidar değişince bu adam da canından olmuş. Ama bunu gayet rahat biz Hazreti İsa zannedebilirdik. Işık din diye geçiyor bu. Yani ışığı da hani ateş gibi güneşin bir özelliği olarak düşünmekte fayda var tabii. Şimdi ışık deyince de tabii iş Alevilere de gidiyor. Böyle çok ilginç. Yani aslında hepsinin arasında çok ilginç ilişkiler var. Ama o ilişkiler öylesine bir düğüm böyle karışmış, bir sinalar falan gibi ki onu açmak pek kolay değil. Onu belki tam somut olarak aşamayız ama hani duygusunu alabiliriz diye düşünüyorum ben. Hani tüm bu insanlar arasındaki bu keşmekeşin içerisinde çünkü devamlı bir iktidara yenileri geliyor. Ve sürekli bir baskı söz konusu. Her gelen iktidar bir şeyleri yok ediyor, bir şeyleri sindiriyor. Yani yazılı bir şey de kalamıyor. O yüzden burada hani şey de çok önem kazanıyor. Sözel tarih de çok önem kazanıyor. Türküler çok önem kazanıyor. Destanlar, söylentiler. Hani bunların hepsi ayrı ayrı değerler diyelim. Burada tamam Hazreti İsa artık. Değil mi? Bakın burada Mani'ydi. Mani'den sonra Hazreti İsa. Al burada da Hazreti Ali. Hepsinin arkada da şöyle bir yuvarlak. Güneş tabii değil mi? Hani güneş olduğunu anlıyoruz biz bunun diyelim. İşte Mitra burada. Şuradaki zannedersem Ahura Mazda olması lazım. Bu da dönemin kralı olmalı. İşte kral haliyle meşruluk kazanmak için tanrılarla bir anlaşma. Hem bu hayat için hem sonrası için. Yani bu hayatta tanrı devamında o tanrılar katında bir yer edinecek. Bunun da en güzel karşılıklarından bir tanesi Antiochos var ya, Komagene'nin, adam Nemrut Dağı'nın tepesine çıktık sizlerle beraber oralara kadar. Yani oraya tanrılar katına adam kurdurmuş, oradan da direkt artık şeye geçecek, o seviyeye geçecek yani. Oturttuğu yerlerde onlarla eşit oturtmuştu kendini, oraya da bir göz atacağız tabii. Yani pagan deyince oraya bakmazsak olmaz tabii ki. Şimdi biraz daha ilerleyelim, şu resim orada kalıyor iken.
Bu Romalı askerler arasında yayılmıştı demiştim. Daha öncesinde yaz Kilikyalı korsanlar var. Onlar zamanında da, yani onların arasında da çok yayılıyor. Bunların hepsi asker zaten. Yani o Mitra'nın savaşçı özelliğinden de kaynaklanıyor bu. Sol Invictus'tan bahsettik. Roma'da daha ziyade 2. yüzyılın sonuna doğru gözüküyor. Bu Commodus vardır, Marcus Aurelius'un sevilmeyen oğlu. Hani şey vardı ya, Gladiator filmi. Oradaki kötü Roma imparatoru işte. Onun zamanında hani Roma'da artık bu Sol Invictus, yani Mitra'nın uzantısı var imiş. Zaten Konstantinus'un hani bu tarikatın içerisinde olduğu geçiyor kaynaklarda. Yani adamın hani Hristiyanlığının iddiası var ama Hristiyanlıktan daha ziyade bu güneş dinine yakın. Zaten onun vaftizi falan da son dakikada olur. Yani ölmeden önce adam karar alabiliyor muydu acaba? Hasta hasta gitmiş Yalova'ya, bakmış olmuyor, geri dönelim demişler. Nikomedia'dan İstanbul'a dönerken işte o Hereke Gebze arasında mı ne oralarda bir yerde ruhunu teslim ederken Esöbios atlamış, dur seni bir hemen vaftiz edelim. Orada zaten koskoca imparatoru, yani bütün imparatorluğu toparlayan adamı vaftiz ediyorsun. Ama zaten Hristiyanlığın önünü Konstantin açmış, o ayrı mevzu. Ondan sonra tabii Konstantin de aziz oluyor zaten, değil mi? Yani azizlik mertebesinde. 13. havari kabul edilir biliyorsunuz. Öyle bir şey yani. Şimdi Julianus zamanında da bu mitraizm tekrar bir canlanır gibi oluyor. Yani Hristiyanlıkla birlikte, Hristiyanlığın iktidara gelmesiyle mitracılık çöküşe gidiyor. Sadece o 361-363 seneleri arasında bu Julianus her tarafta tapınakları falan tekrar inşa ettirir. Yanlış bilmiyorsam ben bu şeyin Titus Vespasianus'un yıkmış olduğu Süleyman Tapınağı'nın bile yeniden yapılması söz konusuydu Julianus zamanında. Ama adam 1,5 sene mi ne yaşıyor? Ondan sonra tekrar Hristiyanlık işi ele alacak ve 1. Theodosius'la birlikte Theodosius şey yapar yani, bir konsil daha toplar. O İznik konsilinde alınan kararları da, Amentu'yu da tasdik edip iyice yerleştirir. Ondan sonra zaten dümdüz ilerleyecek Hristiyanlık, kendi içindeki bir takım problemleri hallediyor mu gerçekten, onu da bilemiyoruz. Onları konuşacağız daha sonraki sunumlarda diyelim. Şimdi bir Mitra tapınağı nasıl idi? Şimdi onunla ilgili Anadolu'da örnekler var. Onları da biraz böyle koymaya çalıştım. Bu Ahura Mazda, aslında Ahura Mazda'dan da çok biraz bahsedelim. Ahura Mazda işte bu şeyde Zerdüştçülüğün içerisinde bu tanrılar tanrısı, yani iyiliğin baş timsali ve simgesi diyelim. Ve iyilik için savaşıyor Ahura Mazda. Kimle savaşıyor? Ehrimen'le savaşıyor. Bizim Mitra'yı yaratanın da Ahura Mazda olduğu düşünülüyor. Yani evrendeki en önemli olgulardan biri olan güneşi, onun işte savaşçılığını, bilgeliğini, ışığını yaratan da Ahura Mazda olmuş oluyor. Yani bu bir Pers, yani İran turu yaptığınızda her tarafta karşınıza bunlar çıkıyor tabii, bu Ahura Mazda ile ilgili betimlemeler çıkıyor. Ehrimen'le savaşıyor. Hani yenişemiyor mu? Yok, yenecek, o biliniyor. Ama o süreç içerisinde bizler, bu yaratıklar, bizler ne yapacağız? Tabii ki iyinin yanında yer alacağız. Kötünün yanında yer alırsak artık halimiz kötü yani. İyi olmaz herhalde. İşte Mazdeizm dedikleri aynı zamanda bunun üzerine. Devam edelim şimdi burada. Şimdi Mitra'nın özellikle hani Anadolu'da, daha doğrusu hani İran'dan Anadolu'ya, Helen'e, belki Roma'ya taşınması esnasında neler oluyor? Stoacılar işin içerisinde biraz. Onlar bir kere hani uzay ve yıldızlar canlı kutsal varlıklardır diyorlar. İşte onlar üzerine bir takım fikirler öne sürüyorlar. Siz de okuyorsunuz diye hepsini okumuyorum ben. Kıyamet teorisi adı veriliyor bu inanca. Ondan sonra Allah geri aldım yanlışlıkla, pardon. Hop. Bir de girmeye çalışanlar var. Onlarla uğraşıyorum bir yandan da, o yüzden. İşte ruhlardan bahsediliyor bu yıldızlarla falan, zodyakla bağlantılı olarak. Yengeç burcundaki bir kapıdan giriyorlar. Öldükten sonra da zodyakın en güneyinde yer alan Oğlak burcundaki bir kapıdan çıkarak göğe yükseliyorlar. Falan. Nasıl enteresan hikayelerse. Stoacılar Mitra'sa da, Mitra'ya da veyahut da yaratılış tanrısı diyorlar. Hani kesti ya öküzü, kanlar yayıldı falan. Oradan hayat fışkırdı işte.
astrolojiyle tabii ki yoğun bir ilişki içerisinde ve burada bir giz söz konusu. Yani bunlar öylesine olgular ki öyle sıradan insanların çok da anlayamayacağı, anlamaya çalışırken veyahut da onlara söylersen eline yüzüne bulaştırdığı yetmiyormuş gibi etrafa da belki yanlış bilgi vereceği ve zarar verebileceği bilgiler olduğunda bu gitgide bir ezoterik halde alıyor. O yüzden kitabın ismi neydi? Gizem. Mitra'nın gizemi. Diğerinin ismi de öyleydi. Bunlar gizem dinleri, ezoterik dinler. Böyle çok din var ve bağlantılı bunlar. Yapıları da o şekilde tabii. Yani elit bir yapıdır. Rahipler tarafı falan. Bunun tabii ilginç tarafı sadece... Efendim? Kalamanların. Ha, pardon. Kapatıyoruz. Tarsuslu Aziz Pol'ün de o bölgeden çıktığından dolayı bakın böyle laflar söyledi. Ana vatanımız gökyüzüdür. Kurtarıcımızı da oradan bekleriz. O bizim zavallı gövdelerimizi kendi muhteşem vücuduna dönüştürecektir. Çünkü o bütün evrene boyun eğdiren gücün sahibidir. Henüz olgunlaşmamışken bizler uzayın temel güçlerinin esiriydik. Ama günü geldiği zaman bizleri kurtarmak için Tanrı'nın oğlunu gönderdi. Tanrı pardon oğlunu gönderdi diyecektir. Aslında bu Tanrı oğlunu gönderme olayı hani Pavlus'tan önce çok da zikredilen bir şey değilmiş. Hani Hristiyanlığı oluşturuyor bu laflarla aslında. İsa'nın Tanrı'nın oğlu ama bizzat da kendisi olduğunu oluşturuyor. Hani biraz önce demiştik ya boğayı kesiyor ama kestiği de kendisi aslında. Mitra. Bu gitmediğim bir yer açıkçası. Bu sunumla ilgilendiğimde karşıma çıktı. Aranızda belki bilenler vardır. Ben rehber olarak yani utandım bunu. Görmedim, gitmedim. Bilmiyorum. Bu Tarsus'ta Donuktaş. Dönüktaş da deniyor buna. Ama bence Dönüktaş deniyor. Hatalı yazımdan dolayı ben aklıma Donuktaş'ı da yazmak durumunda kaldım. Bunun yani Roma döneminden bir tapınak mı? Yani ona benzer bir yapı olduğu düşünülüyor. Hala çözüme de kavuşmamış aslında. Yani ikinci yüzyıl falan diyorlar buna. Acayip bir şey bu. Yani bunu görünce şaşırdım. Çok gidesim var şimdi orada. Yani Tarsus gezisi zaten yapmak istiyordum. Bunların da olduğunu görünce bakar mısınız bu acayip bir şey ya. Tepeden görüntüsü de bu. Yani evlerin yanı. Şurayı da açmışlar. Buralarda da belki bir şeyler buluruz diye. Bakalım ne çıkacak. Bunun acaba Mitra ile alakası var mıydı gibisinden kaynaklarda ismi geçtiği için böyle koydum. İlginç bir yapı. Ben etkilendim. Belki siz de hoşlanırsınız diye koydum. Bu Zerzevan Kalesi. Diyarbakır'da. Diyarbakır'da Roma'nın uç noktalarından biri. Uç Roma kalelerinden biri. Bu Zerzevan Kalesi'ni bizim Cüneyt Sadıç var. Rehber hocasıdır biliyorsunuz aynı zamanda. Bu Sevil sen yeni geldin galiba. Senin de hocandı. Ondan sonra onunla birlikte yapalım dedik. Daha doğrusu o anlatacak. Çok gitmiş oraları gezdirmiş. İnşallah yakın zamanda yaparız onunla birlikte o güzel sunumu. Zerzevan Kalesi'ni niye koydum? Çünkü bunun içerisinde bir Mitra Tapınağı keşfedildi. 2014 senesinde galiba. Evet bakayım. Evet 2014'te keşfedilmiş bu tapınak. Şimdi bu Mitra Tapınakları, kale tabii şöyle içerisi bu şekilde. Böyle Kapadokya'da hani bir şeye girmişsiniz gibi. Evet. Bu böyle tünelleri de olan bir yer. Yani diğerlerinde falan tüneller olduğu da söyleniyor. İşte bir kurban yapılabilmesi için böyle çukurları mukurları var. Kanın akıtılması gerekiyor. Bu kan akıtılırken de kurban yani yapılırken galiba ben yanlış anlamadıysam kurban tavana asılıyor. Şu tavanda şurada ben biraz görebiliyorum, okuduğum için de biliyorum. 4 tane delik var galiba. Oradan bağlanıyor. Ondan sonra öyle kesiliyormuş kurban. Ondan sonra o akan kan bir kere yıkanmak için her şeyden önce. Yani kanla bir yıkanıyorlar, kutsal kan çünkü. Yıkamak da yetmiyor. Çünkü biliyorsunuz arabalarda da iç dış vardır ya. Bir de içiyorsun onu abicim. Böylece hem dıştan hem içten kutsanmış oluyorsun. Bu en önemli töreni ve buna sadece erkekler katılabiliyor. Burada böyle. Diğer bu güneşle ilgili veyahut da bu geleneklerle ilgili kültürlerde hani her daim sadece erkekler olmayabiliyor. Değişebilir tabii ama bu şeylerde böyle, mitracılarda bu şekilde.
Şimdi bu Tertullian diye bir din adamı var, din alimi var. İkinci ve üçüncü yüzyılın, üçüncü yüzyılda yaşamış, 160-225 seneler arasında. Hristiyanlıkla bu Mitraizmin benzerlikleri üzerine bayağı bir yazmış bu adam. Daha o zamanlar yazmış yani. Ondan yaklaşık 1700 sene sonra da Ernst Renan. O da aynen incelemiş. O da bir takım benzerlikleri yazmış. Ben bir kısmından zaten bahsettim. Ama bunların hani ortak böyle yazdıkları şey. Mesela alçak gönüllülük böyle şart. Kardeşçe sevgi. Toplu ayinler. Bunların hepsi hem Hristiyanlıkta hem Mitraizm'de olan. Kutsal sular, sıvılar. Mesela 25 Aralık. 25 Aralık Mitra'nın doğum günü. Aslında güneşin doğum günü. Şimdi bunu biliyorsunuz hani geceyle gündüz hikayesinden. O 21 Aralık mıydı aslında yani tam bilemiyorum ama o günler şeydir, tartışmalıdır. Bir de takvimlere göre yer değiştirir. Ama 25 Aralık daha öncesinden bir güneşin doğuşu diniydi. Bunu da sağ olsun Ebru Gökteke bize yaptığı sunumlarla tüm detaylarıyla anlattı. Şimdi onu da özellikle dinlemeniz lazım yani o Noel sunumunu dinlemeniz lazım. Daha güzel yerleşiyor her şey. Bütün o takvim farklılıklarını falan da anlatıyor. Tam böyle geçmişini de anlatıyor. Bu da bir benzerlik, önemli bir benzerlik bu. Bu kadınların ayine katılamaması o enteresan. Bir de ne var? Bu bir gizem dini olduğu için inisiyasyon olacak tabii ki. Ve bu inisiyasyon da şu şekilde oluyor. 7 gün sürüyor. Şimdi bunların altında da başka mağaralar var galiba. O mağaralarda inisiye olmak isteyen genç erkeklere bir takım eziyetler uygulanıyormuş. Benim okuduğum yerde de 12 eziyet diyor. Onları tek tek bulamadım, bakmadım yani belki de. Ama 7 gün sürüyormuş. Çok ilginç. Şimdi 12 ve 7. Yani ilk başta okumuştuğumuz 7 gezegen ve 12 burç üzerinden olsa gerek burada devam ediyor bu. Şimdi bu Zerzavan Kalesi'nden bahsederken bunu gösterdim size. Bu Asurak'a'dan giden bir kale. Neden not almışım böyle. Ama aslında Roma Kalesi olduğunu düşünün. Roma'nın en uç kalesi burası olsa gerek. Yani biz işte Zeugma'yı biliyoruz. Hasan Keyf'i biliyoruz değil mi? Keyf'i. Bir de bu Diyarbakır'da. Bu biraz daha kuzeyde bunlar şeyde hep işte bu Dicle, Fırat o bölgede zaten Roma'nın ulaştığı son noktalar bunlar. Hadrianus, Traianus zamanında bir süre oraları elde tutacaklar ama sonra yavaş yavaş oralar elden çıkacak. Çok güçlü bir Pers, Part ve Sasani uygarlığı var. Sıkıştıran Roma'yı daha ileriye gitmesine engel olan. Ve bunların içerisinde demin gösterdiğim bu mağaraların içerisinde kurban kesilmişlik izleri ve bazı fresk izlerinden bahsediliyor. Onlara dair herhangi bir fotoğraf bulamadım maalesef. Mitras'ın 7 aşaması. Yani bu 7 gün sürmesi de bununla alakalı herhalde. 7 gezegenle de alakalı. Merkür'den Satürn'e şeklinde açıklamışlar bunu. Şimdi Tarsus'taki Stoacılardan demin bahsettik ki özellikle Anadolu'daki yayılmasıyla ilgili. Ama biz bu kaynaklara baktığımızda hani sadece hani Avrupa deyip geçemiyoruz. Britanya'dan ta orada izlerine rastlanmış çünkü. Bu Roma sınırlarının da tabii ötesinde olacak. Çünkü çıktığı yer İran. Bir de Helen kültürünü İskender zaten götürmüştü oralara kadar. Baktriya'ya kadar. Yani bu iki dünyanın aslında hani iç içe geçmiş hali Mitra kültürü ve güneş tabii her tarafa aynı şekilde ulaşıyor. Onu da öyle düşüneceğiz. Bu şeyde Kapadokya'da, Lidya'da, Likya'da, Pamfilya'da, Anadolu'dan bahsediyoruz. Frigya'da, Pontus'ta, Karadeniz'de yani Komagene'de müteahhit sikkeler bulunuyor, yazıtlar bulunuyor ve aynı zamanda da demin gösterdiğim gibi Mitraeumlar. Yani Mitra tapınakları veya mağaraları. Mitra bir mağarada doğuyor. Mağarada doğduğu için mağaradan doğuyor. Tapınağı da mağarada olmuş oluyor. Kaya mezarlarının da mesela bu Mitraizm etkisiyle bu kayalara yapıldığı söylenir. Yani dirileceğin zaman Mitra gibi o kayadan dışarı çıkacaksın. Evet. Şimdi
Ya dedim. Artık 7 ile ilgili bir takım şeyler daha var. 7 aşamayla ilgili işte kuzgun aşaması, gelin aşaması, aslan aşaması, asker, pers demiş, güneşin koruyucusu ve baba aşaması diye. Bunu yazmışım diye söyledim, insanın aklında kalacağı yok tabii bunun. Bir de kuyu oluyormuş bu mağaraların hepsinde. Artık Mitra ile ilgili bu da şey, Zerzevan Kalesi'nde böyle bir mühür bulunmuş ama bunun Asur'la alakalı olduğu, fakat gene Mitra üzerine bir mühür olduğu söylenmiş. Bu Foça yakınlarında Perslerin yapmış oldukları bir mezar, anıt mezar. Kiros zamanında yapılmış. Yalnız hani çok da emin olmamakla beraber diyorlar ki o dönemki Susa şehri var. Yani bu Pers büyük bir krallık ama içerisinde önemli şehirler var. Eskiden şehir devletiydi bunlar. Oranın yöneticisi herhalde kral diyor ama tam da anlayamadım. Onun için yapılmış bir anıt mezar diye geçiyor kayıtta. Bunun bir benzerini de Kiros kendisi için Persepolis'te yaptırmış galiba. Tıpkı bu Frig Vadisi'ndeki Midas yazılı kayasında olduğu gibi bir tüften oyulmuş bir mezarmış bu, bir blokmuş aslında. Herhalde bir monolit mi kabul edeceğiz bunu, bilemedim şimdi. Behiç, dinliyor musun? Burada mısın? Neyse, dinlemeyebilir. Olsun. Şimdi bu onun bugünkü hali, restore edilmiş hali. Ondan sonra Behiç'te Foça. Behiç hocam buradaydı, el salladı ama görmedim hocam. Ha, onu gördüm ben. De şey, sonra herhalde belki başka bir şey yapıyordum. Neyse, bu fotoğrafı da ondan aldım, o yolladı bana. Hatta dedi ya atlayıp gideyim mi dedi, bir hemen birkaç fotoğraf daha çekeyim dedi. Abi dedim, yani bu ufak bir bölümü hikayenin. Bu yolladıkları yeterli, hani önemli olan içini de bir görmüş olur işte. Fazla da bir şey yok, boş zaten. Böyle bir haçlı bir şey çekmiş burada bir de böyle. Ondan sonra, ha burayı bilmiyorum. Bunu da Hayri Fehmi'nin bir sunumunda görmüştüm. Orada bunu anlattı biraz ve Mitra şeyinden bahsetti, tapınağından bahsetti, Dülük. Burası şey, Antep yakınları burası ve aynı anda bakın Dülük Baba Tepesi, yani bir Müslüman tarafı da var işin. Şurada Keber Tepe, Dülük. Burada bir Mitra kültünden bahsediliyor. İlginç bir yermiş. Bu da orada mı bulunmuş bilemedim çünkü onunla ilgili koymuşlar bu fotoğrafı. Altta işte o boğa, üstte de Mitra diyor. Bu işte o Dülük'teki Mitraeum'un girişi. Mitraeum olduğu düşünülen mağaranın girişi. İçi de böyle. Hani bayağı baksanıza, yol mol falan yapmışlar, etmişler, ışıklandırmışlar. Ondan sonra bu da yine oradaki başka bir şey. İlla Dülük'e gelin diyor oranın işte yöneticileri. Tam gelme zamanı diyorlar. Aslında yavaş yavaş açıldı sanki, hani şeyler de kalktı. Hani benim merakımı celbetti, bir gidip bakasım var o bölgeye tabii, oralara. Evet, artık Mitraizm'den çıkacağız. Biraz böyle ana tanrıçada ilerleyelim. Ondan sonra da bir dururuz. Kalan bölümde de devamını yaparız. Ana tanrıçanın izinde kitabını koydum. Niye? Çünkü Kibele ile ilgili biraz konuşmamız gerekecek. Anadolu'daki pagan kültür örneklerinden, çok önemlilerinden biri tabii ki Kibele. Bu kez toprağa döndük. Yani güneşle başladık. Biraz da toprağa bakalım. Ondan sonra bunlarla bağlantılı daha birçok şey var. Onları da konuşacağız tabii ki. İşte burada bir Kibele, biz Kibele'yi genelde şeyle tanıyoruz değil mi? Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ndeki o toprak Kibele yok mu? Böyle dolgun biraz, biliyorsunuz tam böyle Anadolu kadınını da, hamur açan Anadolu kadınını da gösteriyor bize. Ama bu tarz kibeleler de var tabii bir sürü. Hatta bu kibelelerin bazıları Tike adı altında, belki yani onları isimlendirmek gerekiyor. İşte Antakya'nın Tike'si vardır. Yani bereket tanrıçası, toprak tanrıçası. Şimdi şuradan notları ben gene açarak ilerleyeyim ki onlara yazık olmasın, eksik bir şey kalmasın dediğim gibi. İlerleyelim bakalım. Bu gördüğünüz şey yurt dışına kaçırılmış. 1960'larda Türkiye'den kaçırılmış. İsrail üzerinden Amerika'ya bu yakın zamanda bunu geri getirmeyi başarmışız. Tam şeyde duruyormuş bu işte, sergiliyormuş. Arkeoloji Müzesi'nde, merdivenlerin orada ama öyle küçük bir şey, bu kadar bir şey yani. Bunlar da meşhur Bukoleon Sarayı'nın aslanları biliyorsunuz. Şimdi şu an nerede bilemiyorum.
yazıyordu da nereye gideceği aslında da. Yazılıkaya Midas. Ne ha, Yazılıkaya mı gidiyor? Eskişehir'e mi? Afyon'a mı? Nereye gidiyor? Evet. Yazılıkaya Eskişehir. Tamam. Zaten arkasından da baksana geldi sen bahsedince. Ya buraya inanır mısınız? Ben buraya da gidemedim hala ya. Yani çok da merak ettiğim, dolaşmak istediğim yerlerden biri. Midas olarak tabii. Ama Midas'ın aslında Kibele'ye ithaf ettiği muazzam bir anıtta, işte bu Eskişehir civarlarında diyelim, meşhur Frig Vadisi'nin içerisinde. Biraz ona da şöyle göz atalım. Bu Charles Texier 1834'te gelmiş ve onu resmetmiş. Gayet güzel bir gravür farkındaysanız. Herhalde günümüzden daha değerli topluydu. 150, belki de artık 200 sene önce diyelim. Pardon, son durumu da bu şekilde galiba. Yani bu 5-10 sene önceki hali herhalde. Belki de 10-20 sene önce. Bu Afganistan'dan bir şey. Yani öyle yazıyordu yanımda. Ben bilemedim ama şurada bir Kibele var herhalde. Yukarıda gene güneştir, aydır. Muazzez İlmiye Çığ'ın da bu son şeyini gördüm. Bayıldım ya. Bu Sümer kraliçesi olarak lanse ediyorlar ama şurada da Kibele var ya. Hem onu gösteriyor oluyorum hem de ben onu da bir Kibele olarak düşünüyorum böyle. Maşallah diyoruz. Onu da böyle göstereyim istedim. Neydi bakayım? Onun tarihi geçmedi ha. Geçti mi acaba? Ne diyor tarih? Ben okuyamadım lan. Hakikaten okuyamadım. Ha, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bahsedecek işte bir şeylerden, sağ olsun. İşte bizim hani genelde böyle kafamızda oluşturduğumuz o Çatalhöyük Kibelesi bu. Değil mi? Oralarda bulunmuş olan. Onun Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde böyle bir görüntüsü. Şimdi biz tabii bunu anlatırken tabii bereketi üzerinden akan bir kadın bu. Memeler, karın, kollar, bacaklar. Hep iki tane de şey var. Leopar olabiliyor veyahut da başka o tarz hayvanlar olabiliyor. Bir de şuradan da böyle küçük bir şey çıkıyor. Yani sanki doğum halindeymiş gibi bereketin sembolü olarak. Bu kafa şey galiba bulunamamıştı. Bunu sonradan yaptılar. Yani esas kafa bu mu değil mi? Bunu bilmiyoruz tabii. Ama buna benzer başkalar da var. Onlarda bir de Atis var üstelik, sevgilisi Kibele'nin. Hem sevgilisi hem evladı. Bak o da çok ilginç bir şey aslında, değil mi? Hem sevgilisi hem evladı ve duruş da çok ilginç. Yani orada duruyor. O zaman böyle Meryem Ana ile Hazreti İsa görüntüsünü de veriyor böyle hafiften aslında. İlginçtir o da. Onunla da ilgili bu aynısı. Şöyle bir şey buldum. Bu çok açık seçik değil ama burada da Kibele var. Yani şurada gördüğümüz Atis. Atis çok yakışıklı. Ve Atis hani şey yapıyor, gidiyor. Pesinus kralının kızıyla ilgileniyor. Hatta onlar da evlenmek isteyecek kadar işi ileriye götürüyor. Düğün düzenleyecekler. Tabii davetiye Kibele'ye de gidiyor. Kibele geliyor. Ulan Kibele'yi karşısında görür görmez bu utançtan yerin dibine geçiyor Atis. Ve ne yapıyor? Hemen çat diyor, kendi aletini kesiveriyor. Kendini hadım ediyor açıkçası. Tabii çok acı çekiyor böyle. Kıvranıyor, muvranıyor. Orada Kibele acıyor yani, ne yapmış olursa olsun. Ve onu çam ağacına çeviriyor. Ve işte derler ki onu aynı zamanda sonsuzluğa doğru yolladı. Yani ona sonsuzluk bahşetti. Bu yüzden de çam ağacının o yeşil yaprakları kışın bile yeşil olarak kalır. Efsane böyleymiş arkadaşlar. Devam edelim bakalım. Bu Kibele'nin değişik isimleri. Hani İnanna, İştar, Astarte, bunlar şeyler, Mezopotamya. Mısır'da Isis oluyor, Suriye'de Atargatis. Ondan sonra Anastasia, Rhea, Yunan'da bu Girit'te. Bakar mısınız? Kubaba mesela, Kültepe Tabletleri'nde Kubaba'nın da Kibele olduğu düşünülüyor. Var oğlu var böyle bakıyorsunuz. Neyse, Artemis mesela, ondan da bahsederiz biraz. Yunan'da hani Girit'te Rhea, bir de Gaia. Aslında yakın bunlarda tabii. Demeter mesela çok. Demeter. Deus Mater. Demin bu Murat'ın girdiğini de gördüm. O çok güzel anlatıyordu bunu. Vakti zamanında sunumlarda. Ben de ondan öğrendim açıkçası. Ondan sonra... Gitti. Kim gitti? Dur kapatayım seni. Hop. Ondan sonra hani bunları okumuşsunuzdur. Kıble diyor değil mi? Bazen bu kıble ile Kibele aynı şey mi diye onu konuşanlar da oluyor. Bu da bizim şeyde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde son durum böyle galiba. Ben bayağıdır gitmiyorum. Bizim gittiğimiz zamanlarda bu şekildeydi diye hatırlıyorum. Bu şimdi Çatalhöyük
evi diye anlatıyorduk ama zamanla biz de anladık ki bu hani evden ziyade bir ritüelin gerçekleştiği, bir dini ayinin belki gerçekleştirdiği bir şapel gibi bir yer. Minik bir tapınak belki de. Yani o zamanlar ben hep eril tanrılar olarak şu boğaları anlatırken yukarıda da işte ana tanrıça var. Yani Kibele var diye anlatırdım. Dikkatli bakacak olursak Kibele'nin şurada bakın bir şey var, göbek deliği. Yani tam belli değil aslında. Yani bunlar biraz da tartışılıyor galiba ama hani şunu göbek deliği düşünecek olursak şunları da bacak diye düşünürüz o zaman. Bacaklar böyle yukarı doğru kalktığına göre belki de yine doğum pozisyonu diye böyle anlatıyorduk onun doğurganlığını, bereketini falan. Tabii şimdi rehberler böyle geze geze, göre göre, bir de abilerinden duya duya, bir de okuduklarını birleştirince hani daha güzel yazabiliyorlar açıkçası. Ne kadar doğru bilemeyiz ama Allah'tan hani yeni şeyler de var. Artık eskisi gibi değil dedim ya. Hani çok kitabın dışında internetten de biraz kirlenmiş olsa da çok bilgi geliyor. Yine aynı müzede, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde bu evin yan duvarının üzerinde dururdu. İyi bir fotoğrafını bulamadım ya. Şöyle bir şey, boğa. Sonra etrafında da biz bunu avcılar falan zannederdik. Çünkü köpekler var, at gibi dururlar ama ilk evcilleştirilmiş hayvan köpektir aslında. Neolitik dönemi bu bir de. Yani günümüzden şöyle bir yaklaşık 10 bin yıl belki öteye gitmeniz lazım. Milattan önce işte 8 binlerle 5 binler arası diyelim. Yuvarlak hesap söylüyoruz. İşte Göbek Tepe ile karıştı zaten. Ama bunun belki de bir ayin olduğu, yani şunun bir tanrı, kutsal boğa ya. Kutsal boğa etrafında bir tanrı, belki ortak av, ortak şey de olabilir bu, kurban töreni de olabilir. Çünkü şurada kırmızılar var, şurada siyahlar var. Yani bunun hakkında tabii esas bu işin uzmanları neler neler konuşuyorlar, düşünün. Boğa sahnesi, böyle bir açıklama konmuş buraya. Çatal toynaklı diyor özellikle, görüyor musunuz? Ondan sonra erkek ve hamile bir kadının, çoğunluğu erkek ve hamile bir kadının sergilendiği. Ya ona bak dikkat etmemişim. Şu mu acaba? Neyse. Eşekler ile köpekler resmedilmiştir. Boğanın kuyruğu üzerinde bir figür davul olabilecek. Şurada bir yerde herhalde bir nesne falan feşmekan. Evet. Şimdi ilerleyelim. Ya bu boğa olayı, ya ne bileyim, Hindistan'a gidiyorsunuz işte. Orada da karşımıza çıkıyor. Aslında hani bu coğrafyaya biz olduğumuz yerde böyle küçük bir alan üzerinden düşünüyoruz ama çok geniş bir şekilde düşünmemiz lazım. Yani etkileşim olağan dışı. Çünkü o kadar iç içe girip çıkmış ki bunlar. Yani aslında bunu bir seksmiş gibi düşünmek lazım. Yani o kadar içeriye girmiş çıkmış ve onun doğurdukları da tabii her iki taraftan da etkilenmiş. Değil mi? Hani bir yerden işte şey çıkmış, Darius'lar, o Serkesler. Onlar Yunanistan'a kadar gitmiş. Onun üzerine İskender almış şeye kadar, Hindi kuşa kadar gitmiş, Baktriyan'a kadar gitmiş. Ondan sonra bunlar geri gelmiş. Sonra Roma bir daha girmiş, çıkmış derken birbirlerinden etkilenmemeleri imkan var mı? Bir de Hindistan belki hani böyle çok savaşçı gibi gözükmese de, çünkü buralara kadar yaklaşmamış, o İran'ın doğusunda da acayip olaylar oluyor. Ve kelebek etkisinden de öte yani. O ona çarptıkça öbürü ona, öbürü ona. O şekilde gidiyor yani. Evet, biz işte bu Çatalhöyük ve Binbir Kilise gezi bizi yaptığımızda Çatalhöyük'e gitmiştik. Bunlar şey, gerçek değil ama bakın şey, böyle akbaba kafalar yok. Bununla ilgili Göbekli Tepe'de de şimdi benzer bir şey göreceğiz. Ne ilginç yani. Çatalhöyük, Göbekli Tepe'nin belki de ortak noktası bu. Bu Gordon Child tabii yani. Hani o bir devir en etkileyici eserlerini ortaya çıkaran, bu insanlığın geçmişiyle ilgili, insanlığın tarihi ve işte bu neolitik kavramı, paleolitik kavramı, taş devri, cilalı taş devri, efendim avcı toplayıcılıktan tarım ve hayvancılık yapan topluma geçiş, dolayısıyla yerleşik düzene geçiş, dolayısıyla yerleşik düzende işte organizasyonların daha da sofistike hal alması, haliyle bu organizasyonun yetersiz olduğu durumda tarım yapıyorsun, o zaman doğaüstü güçlere yakarmak durumundasın. O zaman inançlar da organize oluyor. İşte dinler böyle ortaya çıktı gibisinden anlatan Gordon Child'dır. Başka da vardır muhakkak da. Gordon Child'ın bu kitabın aynı eskilikte bir tane var bende. Ama bulamıyorum evde artık. İşte içine girdik, şöyle bir gezdik, tozduk.
buralarda. Tabii oraya gidince anlatmak lazım. Bu abimiz anlatıyor zaten. Sadrettin abi, Sadrettin Dural abi. Bir de kitap yazmış. Burada biliyorsunuz James Mellard başlamıştı senelerce. 1950'lerden, 60'lardan, 90'ların neredeyse sonuna kadar. Sonra onun hakkında işte bir şey çıktı. Hani çıkardıklarının hepsini teslim etmiyor da diğerlerini götürüyor falan gibisinden. Sonra onun ayağı bir kesildi. Ondan sonra da Hodder, Jan Hodder onun yerine geçti. 2018'de Hodder'in sözleşmesi de feshedildi galiba. Şimdi Türk arkeologlar var ama şey yapamadım yani, bakamadım abi, kusura bakmayın. Bu da Saadettin abinin kitabı. 9000 yıl önce Çatalhöyük. Ama kendisi şey yani, Jan Hodder'in özellikle yanında, hani onun öğrencisi gibi kazılarda bulunmuş, dinlemiş. O Hodder de yaz ulan o zaman demiş. Madem bu kadar öğrendin. Ve Mellart'ın önermelerinden bir kısmının çürütüldüğünü söylüyordu biz gittiğimizde orada, Hodder tarafından diyelim. İşte onların resimlerini gördükten sonra, çok hızlı geçtim, özür diliyorum. Şöyle biraz daha bakın o zaman. Çatalhöyük içerisinde görün. Bu Çatalhöyük evleri, bu bir klasiktir yani anlatımda. Arada sokak yoktur. Kapılar çatılardadır. Yani buralar bir şey gibidir. Adeta bir şato gibi, toplu bir şato gibi. Bu şehri, tarihin ilk şehirleri bunlar yani. Çatalhöyük, yanlış bilmiyorsam, Jeriko'dan sonraki en eski şehirdi tarihteki. Ama Jeriko'dan çok daha büyük olduğu söylenir. Fakat son dönem araştırmaları tabii başka şeyler ortaya çıkardı. Hem Mezopotamya'da hem Doğu Anadolu'da. Dolayısıyla Çatalhöyük'ün o 1960'larda 70'lerdeki yıldızı, yani Çatalhöyük adına maalesef diyeceğim, biraz söndü. Hele ki Göbekli Tepe'nin keşfinden sonra Çatalhöyük'ün pabucu biraz dama atıldı maalesef arkadaşlar. Bu da başka bir çizim herhalde. Yine çatal böyle de olabileceği düşünülmüş. İşte hoker pozisyonları, şu dizlerin göğse çekilmesi. Yani bir fetüsün, yeni doğan çocuğun pozisyonu. Hani böyle geldik, tekrar böyle geliriz diye böyle gömüyorlar yani. Aynı şekilde gelebilsin diye herhalde. İşte Kibele'nin Anadolu'da Artemis'in kibeleleşmiş hali diyelim biz buna. Şimdi Artemis deyince şöyle, hatta Latincesi de Diana bu. Roma'da Diana deniyor. Avcı kıyafetiyle yanında bir orman hayvanı, genellikle geyik, ceylan falan oluyor. Ama Anadolu'daki Artemis bu şekilde. Şunlara göğüsler falan deniyordu ama sonradan ortaya çıktı ki bunlar göğüs değil. Bildiğiniz erkek şeyleri, testikülleri yani. Koç yumurtaları diyelim, erkek yumurtaları ve doğurganlıkla, bereketle ilgili bir sürü şey simgede onun etrafında böyle, hani şu Artemis'te hiç yani benzerliği yok gibi. Gene gerçi şeyi var hani, mesela yanda o şeyleri, orman hayvanları var. Hem ay tanrıçası hem de doğurganlık tanrıçasıdır ki biliyorsunuz o meşhur hikaye, Büyük İskender'in doğumunda tapınağında değildi. O şeydeydi, Makedonya'daydı. O sayede Herostrates tapınağı yakabildi diye anlatılır. Devamı da vardır ama bence ilerleyelim. Bu da bu kez Afrodit. Yani Afrodit'i de böyle görmeye alışkın değilsiniz. Normalde genelde böyle heykellerinin fotoğraflarını gördüğünüzde, müzelerde falan gördüğünüzde. Bu Afrodisias Afrodit'i. Yani bu da kibeleleşmiş Afrodit. Yani bir bereket tanrıçası haline almış. Aslında güzellik tanrıçası değil mi? İşte yani bilinen genel Afrodit böyle ama Anadolu'da o da hala. Çünkü Kibele çok güçlü bir kültür diyelim. Şimdi o 1001 kilise gezimiz, ki nerede diye soracak olursanız, Konya'dan daha aşağılarda Karaman civarında, Ermenek falan yani o bölgede Karacadağ var. O Karacadağ etrafında dönüp dolaşıyoruz. Çatalhöyük de zaten Konya ile burası arasında. O yüzden oraya da gidiyoruz. Bu çok özel bir gezi ya. Ya inşallah hani bu sene fırsat olursa, kısmet olursa, şartlar da müsaade ederse bunu yapmayı düşünüyoruz. Erkan Eseroğlu'yla yapmıştık biz bunu iki kez. Burada muazzam şeyler var. Yani çoğu yıkılmış bunlar. Bir ayakta olsaydı bu Hristiyanlıkla ilgili yani belki de en önemli 3-5 hac merkezinden birisi olurdu burası. Şimdi konumuz Hristiyanlık olmadığı için bugün, daha geçmiş pagan dönem olduğu için
Karacadağ'ın tepelerine çıkıldığında orada başka başka tepeler de var tabii. Burası Mennek Kalesi'ymiş, o zirvelerden bir tanesi. Hititlerden kaldığı düşünülüyor temelleri falan. Hide antik şehri diye geçiyor. Bunların yani daha tam çözülememiş ama tahmini sunakları, belki küçük tapınakları falan var bu dağlarda. İşte biz de çıktık o Binbir Kilise'nin aşağı taraf Maden şehri. Daha yukarı çıkıyorsunuz. Orada da bir sürü böyle enteresan kilim. Büyük bir manastır aslında. Acayip. Ve buradan şeye doğru, aşağı doğru bakıyorsunuz. Siz söyleyin. Mersin tarafına, Akdeniz'e doğru böyle bakıyorsunuz. Acayip tabii, özel duygular buralara gitmek. İşte halam da gelmiş. Ayda da var galiba. Ha. Normalde annemle halam yan yana otururlar. Bu fotoğrafta sütun üzerine oturmuş dinleniyorlar. Ben de orada gelinciklerin arasından çekmişim onları. Bunlar da sarı gelincikler. Çok güzel. Yine elimi bir yılan kadar uzatıp kendimi çekmeyi başarmışım farkındaysanız. Evet, Göbeklitepe'ye de geldik. Şimdi Göbeklitepe'yi çok uzun anlatmayacağım. Şimdi anlatmayacağım. Bir 5 dakika mola vereceğiz çünkü. Ondan sonra gene ilginç, az bilinen bu Soğumatar gibi yerler falan da var. Hani oralara da gideceğiz. Bir de daha bitirmediğimiz bir şeyler daha var, söyleyeceğim şimdi. Evet, bir 5 dakika mola veriyoruz. 21.51 yazıyor. Hadi 6 olsun. 57. 21.57'de devam ediyoruz. Bilebiliriz. Ses ve görüntü var mı? Yok mu şu anda? Nedir durum? Var, şaka yapıyorum. Hay Allah, ilgilensin, korkuttun beni ya. La diyorum, görüyorum, ne oldu? Var şaka. Tamam. Adrenalin olsun. Eyvallah abi, uyandım sayende. Teşekkür ederim. Eyvallah. Evet, şimdi Göbeklitepe, yani herhalde en değerli kitabı bu her şeyden önce. Çünkü orayı yani bulan da diyemiyoruz tam olarak. Çünkü ondan önce bulan, biliyorsunuz, bir şey var. Oranın köylüsü olan bir abimiz var. Şavak Yıldız'dı galiba. Şimdi onun yeğeni anlatıyor oraya gittiğimizde. Onun fotoğrafı falan da var. Ama tabii Klaus Schmidt oranın babası oldu. Bir de öldü garibim. 2014 senesinde patladığına birden gidiverdi kalp krizinden. Öyle adı oraya yazıldı altın harflerle. Çünkü yani oranın değerini ilk anlayan oydu belki de. Öyle demek daha doğru. İşe giriştikten sonra da hakikaten yani tahmini doğru çıkmış. Alttan acayip şeyler çıktı yani. Ahmetciğim, araya girdim, özür dilerim. Gir abi. Klaus Hoca'ya ben Göbeklitepe efsanesini besteleyen adam diyorum. Hoşuna giderse kullanabilirsin. Doğru abi. Güzel olmuş. Daha böyle şey. Edebi oldu bu. Daha güzel oldu. Evet, biraz şiirsel olsun diye. Aynen. Evet, eşini üzdüler sonradan galiba, değil mi? Aynen. El çektirdiler, bir şeyler oldu. Artık bilemiyoruz tabii yani. Hani adamcağız öldü gitti, ondan sonra illa bir çekişmeler olacak tabii. Böyle oluyor bu işlerde. Evet, bununla ilgili, şimdi aslında demin Kibele ile ilgili bir iki şey var, onları da söylemeyi unutmuşum. Onları da hemen söyleyeyim. Kibele'nin önemli, Frigya ile ilgili bir kere önemli bir tanrıçadır aslında. Yani onun uzantıları her tarafta var aslında. Yani ana tanrıçanın uzantıları, birazdan Ermenilerden de bahsedeceğim. Yani orada da Anahit adı altında belki onu bir göreceğiz. Kibele, Kubaba, Anahit, bir sürü değişik isimlerdi çünkü bunlar. Ama asıl böyle Kibele dendiğinde işte M.Ö. 7. yüzyılda ilk ismi telaffuz edilmiş. Frigya'da daha ziyade. Ve ama bunun hani şeyi, içeriği diyelim, ana tanrıça formu ve onun ifadesi aslında tarım toplumu olduğundan beri sürekli karşımıza değişik formlarda ve isimlerde çıkmış diyeceğiz biz buna. Şimdi Attis'ten bahsetmiştim size. Onun dışında Frigyalı Kibele rahiplerine koribantlar deniyor ve bunların bir takım psişik yetenekleri olduğu söyleniyor. İşte tılsımlı taşlar kullanıyorlar bunlar. Hani bir takım büyüler müyüler yapıyorlar herhalde. Dediğim gibi bu hadımlık olayı Attis'te olduğu için bir Kibele rahibinin de kendini hadım etmesi gerekiyor. Ondan sonra Pesinus'ta Kibele'nin bir kara taşı varmış. Milattan önce 2. yüzyıla kadar o kara taş orada dururmuş. Fakat işte o dönem Roma Kartaca'yı yenmeye çalışıyor. Müthiş bir rekabet var aralarında. Devamlı işte Pön savaşları falan oluyor.
Ve kahin de diyor ki gidip o Pesinus'taki kara taşı alıp Roma'ya getireceksiniz. Yoksa yenemezsiniz bunları diyor. Bunun üzerine Romalılar da işte giderler Pesinus'tan o kara taşı alıp Roma'ya götürürler. Ondan sonra da hakikaten Kartaca'yı yerle bir ederler. Tarih sahnesinden silerler. O kara taş duruyor mu o Roma'da bilmiyorum onu vallahi. İtalya'yı bilenler, bu konuyla ilgili bilgisi olan varsa söyler muhakkak diyelim. Onun dışında şeyleri anlatmıştım zaten. Çam ağacı hikayesini falan. Göbeklitepe ile ilgili 3-5 şey söyleyelim. Ondan sonra çok da şey yapmayalım. İşte milattan önce 10 bin civarı diye böyle söyleniyor ama aslında işte 9600-8200 arası diye bayağı bir sınırladılar. Yani 9600'den 10 bine vurdurtmuyorlar. Milattan önce yalnız unutmayın. Dolayısıyla buna 2000 sene daha eklediğimizde yaklaşık 12 bin senelik bir tarihi olmuş oluyor değil mi Göbeklitepe'nin? 1995'ten itibaren kazılar Klaus Schmidt'in orayı tespit etmesiyle başlayacak. İşte kazdıktan sonra bunlar ortaya çıkıyor. T şekilli şeyler, steller diyelim biz bunlar hadi. Kireç taşından bunlar. Ve civarda da kireç taşı var. Ve bu kireç taşına şekil vermeyi sağlayan obsidyen de var. Silex, obsidyen. Silex çeliktir diyor bir adam var. Diyor. Dinledim böyle onu. Obsidyen de diyor bu işin şeklini verir diyor. Obsidyen de bir bıçaktır aslında diyor. Ondan sonra aldı böyle elmayı çarp diye obsidyenle ikiye böldü. Neyse burada Göbeklitepe'de ilk planda 4 oda buldular. Bunlara oda diyorlar. Aslında böyle hani oda değil böyle yuvarlak adeta rotonda tarzı böyle bir yapı belki demek gerekiyor ama aslında odalar hakikaten ve ne ilginçtir içleri ve dışları var. Hani dıştan giriyorsun ama içteki odanın girişi yok. Böyle ilginç şeyler yapmışlar. Daha sonra bu işte tepeleri konusunda tartışmalar var tabii. Alt tarafı su geçirmez bir şey, sıvayla kaplı. Şimdi bunlar üzerinden tabii bir sürü fikir yürütüyorlar. Yani burası neydi? Bir kere bura nasıl ortaya çıktı? Tarihin ilk tapınağı. Yani bir dini merkez olarak, dini merkez dolayısıyla dinlerin başı. Bir de yani bu yorumlar hani sen neysen ona göre oluyor. Yani adam inanç merkezli birisi ise hemen inanca dayalı bir açıklama getirmeye çalışıyor. Yani halbuki işte sonradan başka şeyler de çıktı ortaya. İşte oradakilerin buluşma noktasıydı, alışveriş noktası, belki de çarşıydı yani. Ne bileyim ben. Hani bir sürü şey söyleyebilirsin. Hani diyeceksiniz ki burası dini bir yer olduğu için kutsal bir alan. O yüzden böyle hayvanlar var. Hayvanların hepsi de aportta bekliyor böyle saldıracakmış gibi duruyorlar. O zaman dini bir yer olması lazım. Yani niye canım? Bunlar değişik klanlardandır. Belki de hani birbirlerine bir şey yapmasınlar. Bak tanrılar burada duruyor. Hani burası buluşma noktasıdır sadece. Yani bugün anladığımız bir tapınma noktası değildir belki. Buluşma noktasıdır. Ticarette de hani böyle bir şeye engelleyici bir anlaşmaya ihtiyaç duyuyorlardı belki. Görünmez bir anlaşma olarak belki bunu yapmışlardı. Hani o dönemi düşünmek kolay değil. Çünkü bugünün şartları içerisinden genelde biz düşünüyoruz. Ama onların şartları neydi? Bir kere tam ortaya koymak lazım ki koyuyor tabii arkeologlar, tarihçiler. Böyle düşünmeye çalışıyorlar. O yüzden hani patladanak şuydu bu röportajlar falan yapıyorlar. O da çok komik. Mesela gördüm öyle bir röportaj. Adam gelmiş geziyor Göbeklitepe'yi. Ben diyor işte Nemrut'un diyor yani İbrahim'i oradan değil de buradan attığını düşünüyorum. Daha aklıma yattı diyor. Yani bakıyor neden olmasın diyor sonra falan böyle. Neyse şimdi devam edelim. Göçebe avcı toplulukların yaşadığı bir dönem bu. Hani demin bir tez Gordon Child kaynaklı demiştik daha ziyade öne sürmüştük ya. Burada o zaman böyle hani ancak yerleşik toplumun yapabileceği bir yapı nasıl yapıldı? Daha henüz tapınak mapınak yokken böyle bir şey yani öyle düşünülüyordu. Nasıl oldu? Ha, o zaman o sistem çöktü diyorlar işte. Yani Gordon Child'ın tarımla birlikte dine ihtiyaç duyuldu, dini sistemlere ihtiyaç duyuldu. O yüzden dinler, bizim anladığımız manada dinler ortaya çıktı. Tezi çürüyor. Hani din daha önceden de vardı. İşte diğerleri sonradan geldi gibi tez var. Ya o çok da oturan bir şey değil. Yani niye olsun abi? Yani tamam şey için, av için olabilir falan. Ama aynı şey mi acaba? Yani Neolitikle Paleolitik düzen aynı mı? Çünkü Paleolitik belki öyle kalsa
ne bileyim asırlar boyu belki öyle devam edecekti. Yani doğanın içerisinde insan onun bir parçası olarak o kadar devam edecek. Neolitik öyle bir şey değil ki. Yani Neolitik 19. yüzyıl, 18. yüzyılda endüstriyel devrim nasıl patlattıysa insanlığın gidişatını ve günümüze getirdiyse şu son 150 senede orada da müthiş bir devrim oluyor. Yani bununla ilgili aslında hani Sapiens çok eleştiriliyor da ama kendince böyle hoş bir düzeni de oluşturmuş. Onun için onu da yapmıştık. Onu bir okumakta fayda var. Yani sırf onu değil tabii canım. Başka şeyler de var bir sürü de. Yani o aklıma geldi diye söylüyorum şimdi. Neyse. Göbekli Tepe'de başka neler not düşmüşüz burada? İşte Neolitik'te çatıdan girilirdi diyor. Bunun da aslında belki o odaya çatıdan bir giriş mi vardı acaba? Öyle de düşünülebilir madem girişi yok değil mi? Bunların bir de biliyorsunuz hani kapatılıp yenisinin açılması söz konusu. Aslında burada dörtlü bir grup var yani dört tane yuvarlak var. Bunların ikisi büyük, ikisi küçük. En büyüğü de C, A, B, C, D demişler. Bunların en büyüğü C. Bakayım burada ya koymuş bunu, koya bunları koymuşuz. Göbektepe'deki o yukarıdaki dörtlü kübeye gelmeden önce o yolun hemen sağ tarafında bakın şunu görüyor musunuz? Bu o taşlardan, T taşlardan birini koymak için oyuk aslında bu. Bir tane de şu tarafta vardı galiba. Ama bunun taşları düşmüş, bunun zemini kalmış sadece. Eskiden açıktı, biz de illa şarlatanlık yapacağız ya. Şişirmişim böyle göbeği, burada bir ayin düzenlemişiz gerçek Göbektepe diye. Yetmemiş tabii Hüseyin'i de alet ettik ya da o beni alet etti. Genelde o beni alet eder böyle şeylere. Neyse asıl Göbekli Tepe olarak burada yolumuzu bulmaya çalışıyoruz ama pek de bizle ilgilenen yok galiba. Ama öte yandan da işte demin lafını etmiştik Klaus Schmidt onu da bir analım işte rahmet dileyelim değil mi? Ondan sonra burada işte o ne zamandı bu? 2014 senesinde galiba oradan almıştım kitabı. Ona imzalatıyordum. Burhan da var. Benim sınıf arkadaşlarım var. İşte kuzenim var. Var oğlu var yani. İlk geziydi bu. Oraya düzenlediğimiz. Bu sonra yapılmaya başlandı. Borusan mı yapmıştı bunu? Unuttum şimdi ama. Sonra değişecek. Bu son hali bu tabii yani. Üzerinde böyle bir şey var. Bu da işte Mahmut Yıldız. Burayı bulan. Bulan derken. Adam tarlasında hani sabanla böyle tarlayı sürerken sabana bir heykel takılıyor. O heykeli hemen müzeye götürüyor. Müdür de bakıyor. Diyor işte çıkar böyle heykellerde çok var bizde. Bunu koy depoya diyor. İşte bilmem kaç sene o depoda kalıyor. Sonra bizim Klaus Schmidt ki Nevali Çori'de olsun bir iki yerde daha galiba kazılar yapıyor. Kendi hocalarıyla buralarda dolaşmış. Yani bunlar hakkında düşünürken o heykeli görüyor mu, duyuyor mu ne? Sonra onu bunu falan yapıp buradaki silexler falan derken ulan diyor burada başlayalım deniyor ve hakikaten de işte burada bu gördüğünüz T taşlar çıkıyor. Ha Şavak Yıldız bu. Çok kötüymüş bu fotoğraf. Bakmamıştım. Bu böyle küçük. Ne yapalım? İdare edin. İşte içinin birkaç tane fotoğrafı. Bu ya da şu ikisi büyük olanlardan biri. Şu ilerideki galiba en büyük C olan. İşte böyle acayip bakar mısınız? Bu yaban domuzu aşağıda bunlar da harekete böyle geçmek üzere olan ya da konuyorlar mı ne? Kuşlar tabii. Tabii en ilginci koydum onu bilmiyorum. Bu şey değil. Göbekli Tepe değil. Bu Nevali Çori galiba. Evet orada da T taşlar var. Göbekli Tepe, Nevali Çori Veba Vahası mıydı? Veba Vadisi miydi Nevali Çori? Unuttum şimdi. Bir de Karahan Tepe diye yeni bir yer daha çıktı galiba. Orada da T'ler var. Ama aslında 9-10 tane böyle yer varmış o bölgede. Göbekli Tepe'de de aslında 16 taneymiş bu öbekler. 4'ü görülebiliyor. Diğerlerine de bakmaya başladılar ama onlar daha ziyarete açık değil. Aklınızda olsun. İşte bu da Nevali Çori'den böyle bir artık avcı suratı mı nedir bilemiyoruz ama böyle bir surat. Bu meşhur Göbekli Tepe'nin ağacı. Buna bazı yerlerde dut ağacı falan yazıyor ama dardağan ağacıymış bu. Bizzat Mahmut Yıldız söylüyor bunu. Dardağan ağacı diyor. Bunun üzerine işte şeyler bağlanıyor. Kumaşlar, iplikler falan bağlanıyor. Dilekler tutuyor. Dilek ağacı olarak geçiyor. Biz de bir çember böyle toplamışız. Çeribaşı da bakın orada Hüseyin Han'ı görüyorsunuz. Ondan sonra tabii de Urfa'ya uğruyoruz. Urfa'da da müze var. Buranın üstü kapatılınca doğru düzgün gezilemiyor tabii.
İşte bunları buraya diktiler müzenin içerisine. Böyle burunların dibine kadar gidebiliyorsunuz. Bunlar aslında suratları, kafaları olmayan insan heykelleri gibi. Antropomorf, yani antro, insan, adam demek ya, morf şekil, insan şekilli manasında. Ama surat yok. Niye? Hani bu da bir soru işareti. Şu gördüğünüz kabartma, bu kol. Böyle geliyor, şurada da parmaklar oluyor böyle. Öbür tarafta da öyle. Şurada bir kemer var. Kemerin üzerinde bir takım simgeler var. Neyse, şimdi bunlar bence yeterli. İşte bu bereketli hilal. Bereketli hilal Orta Doğu'da, özellikle Mezopotamya'nın üzerinden böyle geçip, Basra Körfezi civarından çıkıp, bugünkü Filistin'in olduğu yere doğru, ama merkez noktası sanki, yani tepe noktası diyelim, Göbeklitepe, görüyor musunuz? İşte burası Urfa, Göbeklitepe falan. Şunlar da Dicle Fırat Havzası, bereketli hilal deniyor. Bununla bir alaka da kurmaya çalışıyorlar tabii. Bu da ilginç bir şey. Burhan oradan böyle bakıyor, ben buradan çekiyorum. Ruh deliği deniyor buna. Ondan sonra tabii ben dayanamayıp ruh deliğinden geçiveriyorum dermişim. Fakat bu ruh deliğiyle ilgili, yani şey... Klaus Schmidt galiba, hani ölünce hani ruhlarının olduklarına mı inanıyorlardı da işte bu delikten de öbür tarafa veyahut da gidilmesi gereken tarafa doğru geçip gitsinler gibi bir açıklama getirmiş, ama bu, bunun karşılığı yok, yani yazı yok, bir şey yok, sadece tahmin. Ama biz şeyi görüyoruz mesela, bu bir mitra, şimdi mağaradan doğmuş mitra, ama mağaranın ağzını bir çember olarak düşündüler herhalde. Bu mitranın herhalde doğumunu temsil eden böyle bir şey bu mesela, böyle bir şey var. Ondan sonra yine bir tanrı var burada. Ne tanrısı bulamadım bunu, anlayamadım, ama bunu görünce aldım. Bu da bakın bir şeyin içerisinden geçiyor. Ya da hilal bu, bilemiyorum, ama sanki halkanın içerisinden geçiyor gibi. Ve de bir film vardı biliyorsunuz, Stargate. Orada da böyle yuvarlakımsı bir kapıdan geçiyorlardı. Burada da zaman yolculuğu yapıyorlardı. Geçmişe gidiyorlardı o kapıdan geçip. Mısır'a gidiyorlardı, değil mi? Neyse, boş verin. Bu da Urfa'da bulunan işte bu heykel, Urfa adamı. Şeyde bu Balıklı Göl civarında bulunuyor galiba. Gözleri de çakmaktaş. Kanatları olduğuna göre Ahura Mazda demiş Mehmet Dursun, sağ olsun. Olabilir tabii. Neyse, artık Göbekli Tepe'yi de gerimizde bırakmışız. Söylemediğimiz, o demin bahsettiğim bir takım akbabalar var orada. Onların yanlarında da başsız insan vücutları var. İşte o şeydeki, Çatalhöyük'teki görüntülerle bir benzerlik söz konusu. Acaba diyorlar, insanları, ölüleri buraya getiriyorlardı da, hani vücutları bırakıyorlardı, kafaları mı alıyorlardı? Orada bulunmuş şeyler var, kafatasları falan var. Kafatasları üzerlerinde çizikler, mizikler bulmuşlar. Onunla ilgili bir araştırma yapıyorlardı. Acaba hani orada insan mı kurban ediyorlardı? Ama yapılan araştırma o çiziklerin daha sonra yapıldığını gösteriyor. O çizikleri de hani kafatasına ya şekil ya da vermek ya da böyle işaretler, süslemek falan, onun için o çizikleri yaptıklarına dair bir düşünce söz konusu. Çünkü kafatası ruhun merkezi kabul ediliyormuş galiba. Ve de atadan en büyük hatıra olarak görülüyormuş. Yani böyle bir düşünce de hakim. Ama dediğim gibi bunlar aslında hep soru işaretleri. Ondan sonra zemin işte su geçirmez. Acaba hani sunak olduğundan kan aktığında, hani o su geçirmez aksın mı? Kutsal kan çünkü o, biliyorsunuz. Onunla ilgili mi? Cevabı yok bunun da. Ondan sonra acaba diyor, bu şeyler, steller yıldızlara göre mi yerleştirilmiş? Mesela o zamanlar Sirius yıldızı görülüp de ona göre mi yapılmış diyorlar. Fakat adamlar öyle araştırmışlar ki o dönemde, yani bunu astronomlara da gidiyorlar, soruyorlar. Sirius yıldızı ne durumdaydı? O dönemlerde gözükmüyormuş. Çünkü o belli zaman dilimleri içerisinde gözükürmüş. Sadece erkek var orada. Yani gördüğümüz bir tane de bir tablet üzerinde, kitabe tablet gibi bir şey üzerinde doğum yaptığına inanılan, ama bu da tartışılıyor, bir kadın var. Bir tane ama. Bunun dışında hep erkek. Görüntüler erkek. Neyse. Şimdi bunlarla ilgili çok şey var. Hakikaten çok ilgileniyorsanız saatler sürer Göbekli Tepe. Evet, Hitit dininden de bahsetmemiz lazım biraz. Çok tanrılı bir din, bin tanrılı deniyor biliyorsunuz. Hititlerin özelliği klasik.
hani fethettikleri yerin tanrılarını da alıyorlar. Böylece hani hem onların tanrısına ve kendisine de tabii hürmet etmiş oluyorlar. Yani politik bir olay. Bunu Roma'da yapıyor biliyorsunuz. Hani Roma'da saldıracağı yerin tanrılarına dua ediyor. Şimdi bunu da zaten bildiriyor o tarafa. Oranın halkı anlıyor ki bu iş böyle devam edecek yani. Aslında savaşmadan biz teslim edelim. Yani boşuna ne öleceğiz denilebilir. Çok şey bunlar yani önemli politikalar. Birleşme politikaları. Neyse. Hititlerin hani yeni bir tanrı kattığı düşünülmüyor. Şeyler yani o bölgenin tanrılarını almışlar veyahut da fethettikleri tanrıları katmışlar. Öyle bir mitoloji oluşturmuşlar. Yine Anadolu Medeniyetleri Müzesi ve özellikle Alacaöl falan gibi noktalar. Bunlar tabii çok şey siz söyleyin. Hitit tanrılarıyla ilgili önümüzde çok örneği barındırıyor. İşte bu 12 yeraltı tanrısı. Mesela bunun bir tanesi daha vardı galiba. Şurada işte bu Yazılıkaya, Alacaöyük diyorum özür dilerim. Orada zaten. Neyse Çorum'da. Ondan sonra bu yine aynı şey. Burada bir tanrı, işte bir kralı 4. Tutalya onu almış. Ona rehberlik ediyor, kılavuzluk ediyor. Neyse güneş olayı da tabii burada çok var. İşte Muvattalis'in İsa'dan önce 300, bu geç Hitit'tir artık sonlara doğru. Göklerin güneş tanrısı, insanlığın çobanı diyor. Hep güneş ismi geçiyor burada ve hep güneşin çobanlığında, rehberliğinde hareket etmek istiyor. Baş tanrı gibi düşünelim biz bunu. Evet, bu da Hititlerden bir görüntü olsun. Hepsi böyle ihtiyacı yönelik. Hititler çok böyle belki pragmatik. Hani biraz böyle tepeden gelme askeri bir toplum herhalde. Yönetici, şimdi Hattilerin üzerine geliyorlar zaten. Ondan sonra ne yapıyorlar? Yani fethedeceğiz. Bir de bol bol hani orduyu da beslemek lazım, halkı da beslemek lazım. Fethiyle ve tarımla. O zaman tarım ve savaş üzerine daha ziyade. Bir de tabii doğa koşullarının da onlardan olması gerekiyor. Güneş tanrısı, fırtına tanrısı, savaş tanrısı, bereket tanrısı. Olay bunun etrafında dönüyor tabii. Değil mi? Bol bol da tanrı katıyorlar literatürlerine. Bunlar Hitit kursu olarak geçse de aslında Hattiler döneminden. Şimdi Hattiler deyince milattan önce 3. bin yani 3000 ile 2000 arasını düşünmek gerekiyor. Tamam mı? Bronz çağı. Hititler deyince daha bir demir çağı diye düşünmemiz gerekiyor. Özellikle işte o büyük krallığın yanlış hatırlamıyorsam 16. yüzyıl mıydı o meşhur Şubbililiuma vardır ya. Bu Adana'da, Antep'te bulunan değil ama bu esas baba Şubbililiuma. O şeye kadar, Mezopotamya'ya kadar gidip oraları fetheden ama sonra geri gelen işte o devirler, altın çağları. Hititler bunları kullanıyorlar. Kendileri de sembolleri olarak hatta alıyorlar. Bunun bir başka çeşidi de şudur biliyorsunuz. Hatta Ankara'da değil mi Kızılay'a çıkarken böyle caddenin ortasında da bir tane durur bunlardan. Çorum onu istiyormuş. Tam diyormuş bu Hitit olayı bizim kardeşim Ankara'nın ne alakası var verin onu bize. Ama hala duruyor biliyorsunuz orada. İşte meşhur bu şeyler kutsal içecek testileri boğa şeklinde. Kutsal çünkü hayvan onun içerisinde. Ve ağzı da en kutsal yeri olduğu için o ağzından akıtıyorlar o kutsal şarabı falan. Şimdi devam edelim. Boğanın kutsallığı. Bu tabii inandık vazosu. Bunun üzerinde çok detay var. Muazzam bir eser bu. O dönemden günümüze kalmış olan. Bu bir evlilik törenini, kutsal evlilik törenini aktarıyor. Yani bir kraliyet düğünü de olabilir tabii bu. Bunun çeşitli böyle safhaları içinde bugünkü düğünlere benzeyen tonlarca şey var. Hatta gerdek de var. Yani bu gerdeğin tam kendisi bir pozisyon herhalde bu sadece meşhur. Ama şurada yatak üzerinde ikisi duruyorlar gelinle damat. Yani onun dışında işte yeniliyor, içiliyor, dans ediliyor, eğleniliyor. Tanrılara şurada sunaklar, munaklar var görüyor musunuz? Devamlı böyle yiyecekler götürülüyor falan dualar ediliyor. Acayip bir şeydir. İnandık. Bir de bir sürü ortostat kabartma bunlar Hitit döneminin. Bunlar tabii Frig döneminde de var. Şimdi ve hepsi şey mitolojik varlıklar. Yani aslansa aslanlığı yetmez. Müştülü bir de kanat takarlar mesela. Normal yani işte bakın böyle bir ekstra Sphinx gibi düşünün veya düşünün de düşünün. Bu şeyde Beyşehir'de bulunmuş yine Hititlere ait hem bir suyla ilgili bir yapı hem de tabii ki belli tanrılara
adanmış bir anıt olarak düşüneceğiz biz bunu. Neydi? Eflatun Pınar. Evet. Milattan önce 1300, yani bu da geç Hitit'tir. Hitit İmparatorluğu'nun artık sona ermekte olduğu, belki de erdiği, yani Kadeş Savaşı yapıldı mı tam bilemedim ben bunu, ama bunun üzerinde ana tanrıçayla, yani tanrıçayla tanrı var. Şimdi çok iyi gözükmüyor burada. Neyse, çok da üzerinde durmuyorum. Devam edelim, çünkü esas bu da çok eski bir fotoğrafı, 1887'den kalma. Önündeki havuz kendi şekliyle gölet gibi duruyor yine, bakın. Yani sanki Hitit dönemindeki gibi çadır kurmuşlar falan, ama günümüzde böyle, bu şekilde. Bu dünya mirası listesinde değil ama ikinci listede bekliyor, yani girebilir herhalde. Evet, şimdi buradan da az bahsedelim tabii, bahsetmezsek olmaz. Kommagene. Kommagene Nemrut Dağı. Nemrut Dağı üzerinde. Yani niye böyle bir şey olsun? Bu ilk bulunduğunda falan inanmamışlar ya. Sester adı altında bir mühendis var, Alman. Karl Sester miydi? Durun bakayım şuradan bir iki nokta onları almıştım. Ay, neyse, Karl Sester olsun. Evet, Karl Sester 1881 senesinde mühendis. Böyle bir şeyler duyduğu için gidiyor, bak hakikaten var. Bak, kimse inandırmıyor, inandıramıyor. Ya, olur mu öyle şey diyorlar ya. Hani Mısır deseydin neyse de, oralarda buna benzer bir şey yok yani. Niye dağın başında böyle şeyler? İnandıramıyor adam. Neyse, inandıracak zamanla. Bu arada yalnız kim? Osman Hamdi Bey, açık göz. Ulan diyor, böyle bir şey varsa diyor. Evet, Eflatun Pınar. Söylemiştim ben de. Neyse, gideyim diyor. Ben hemen el koyayım. İşte şeye, çünkü arkeoloji müzesinin başına geldi. Ve Osman Hamdi Bey gidiyor. Şimdi şu batı ve doğu terasları vardır. Ve batı ve doğu terasının olması gene bize güneşle alakasını gösterir. Yani güneşin hem doğuşunu hem de batışını seyrediyor burada. Kral Antiochus tanrılarla birlikte. Tanrılar katında yani. Ama güneş de zaten biz yaşarken yeryüzündeki gördüğümüz tanrı. Yani hepsi birleşik bir sistem içerisinde yapılmış. Ve çok ilginç, bu tam bir şeydir. Barış anıtı gibidir aynı zamanda. Doğuyla batının tanrılarının adeta birleşmiş halleri burada karşımıza çıkar. Ama Kommagene krallığı da öyle bir yerde zaten. Yani bir tarafı Roma, batı tarafı, değil mi? Doğu tarafına baktığında da orada Perslerden sonra onların yerini almış olan Selevkoslar var. İşte Helenistik krallık var. Daha sonra zaten şey gelecek yavaş yavaş, Partlar falan orayı ele geçirecekler. Neyse, dolayısıyla ikisinin arasında atalarını da şey gösteriyor zaten. Bir kısım atalar İskender'den geliyor, bir kısmı da işte Perslerden geliyor. Ama aslında bizde biraz böyle tabu olduğu için çok da söylenmeyen bir şey. Atalarını anlatırken Persler, efendim Yunanlar ve de Ermeniler diyor. Çünkü Ermenilerin, yani aslında Ermenilere kalsa sadece şeydir, Kommagene krallığı bir Ermeni krallığıdır. Ama üçünü de söylüyor. Türkler yok ama işin içerisinde. Sağ olsun. Hayri Fehmi öyle demişti onunla konuştuğumuzda. İşte Osman Hamdi gitmiş oraya, hemen çıkmış böyle. O kafalardan birinin üzerine yatmış. Bunlarla ilgili bir sürü şey not alır. Sonra bir kitap çıkarır. Yani esas burayla uğraşanlardan daha çabuk kitap çıkarır Osman Hamdi. Onlar tabii biraz da tabii hani şey yapıyorlar. Daha ince araştırıyorlar. Osman Hamdi'nin işi farklı. Müzeyi ön plana çıkaracak bunu da. Egemen Demirci oğlu çok güzel anlatıyor Osman Hamdi'nin hayatını, yaptıklarını, yaşadıklarını ve arkeoloji müzesini Osman Hamdi üzerinden çok güzel anlatmıştı. Ondan duyduğumuz şeyler. Evet, burada da böyle bu steller bulunuyor. Bunların bir kısmı şimdi şeyde, konteynerlarda ya da müzede. Bunlar duruyorlar. Eskiden bakın bu baş duruyormuş. 1950'lere 60'lara kadar mı ne duruyor galiba. Sonra bir geldiklerinde düşmüş buluyorlar. Hani ya bir deprem diyorlar, ya bir fırtınayla artık diğerleri eridiği gibi bu da kafada düştü. Ya da maalesef diyorlar, namussuz defineciler gene bir bomba patlattı, bir şey patlattı diyenler var. O tam ortaya da çıkmamış, hani birilerinin başı yanmasın diye belki. Evet, bugünkü hali bu. İşte gördüğünüz gibi. Evet, oraya geleceğiz Burhan'cığım. Kafalar yerlerde görüyorsunuz. Ne bunlar diye sorabilirsiniz. Bunlar işte ya. İşte Ahmet, Burhan, neyse, Evi,
Bu şekilde bunları yerleştirmişiz. Bu karlı gitmiştik biz buraya. Karlar altında ta tepeye çıkmıştık. Çok güzeldi ya, muazzamdı yani. Ama öyle bir şey ki bu. Biraz daha fazla yağsa çıkamıyorsun zaten. Bizim şansımıza tam gidebileceğimiz kadar. Arka tarafa da gidilemez diyorlardı. Sonra bir yol keşfettik, baktık. Ulan arkaya da geçiliyor. İki tarafı da karlar altında görmüştük işte. Çok güzel bir hatıraydı bu birkaç sene öncesinden. Bu gerçeği değil. İşte şimdi olsaydı böyle olacaktı şeklinde. Kartal, efendim aslan iki tarafta böyle. Ortada işte baş tanrı, Kronos ya da Zeus da diyebileceğimiz Komagene'yi temsilen bir kraliçe tanrı, ana tanrıça. Şurada kralın bizzat kendisi Antiochus. Şurası Apollon olması lazım. Şurasının da Herakles olması lazım. Ama bu isimler benim söylediğim gibi değil. Ben çünkü daha ziyade Grek isimlerini söyledim. Halbuki bunlar, bakın şimdiki hali, bu şekilde daha güzel aklımızda kalır belki. Zeus Oromastes. Evet. Oromastes dediğinde bu neyi hatırlatıyor bize? Ahura Mazda. Ahura Mazda işte İran'daki haliydi. Ama şeyde Ermenistan'da Aramaz, Oromastes Aramaz. Aynı şey gibi yani zaten. Komagene, Kral Antiochus, Apollon, Mitras, yani Mitra burada karşımıza çıkıyor ya. İşte Helios, bunun karşılığı gene Grek'teki. Hermes de işin içerisinde, dörtlü bir ismi var. Bu da Artagenes ve Herakles, kuvvet tanrısı değil mi? Evet, devam edelim. Bu Batı terası. Öbür gördüğümüz Doğu terası. Doğu terasında taşları üst üste koymuşlar ama Batı terasında dokunmamışlar. Böyle bırakmışlar. İşte arkada tümülüs var. Tümülüste tabii şey arıyorlar. Mezar odası. Senelerce aradılar. Kaç kere denediler. Olmadı. Bulamadılar. Bunların altında aradılar. O da olmadı. Belki de mezar burada değildi. Mezar odası burada değildi. Şey diyorlar. Şimdi Antiochos böyle bir çılgın proje olarak bunu yaptırdı. Ama o öldükten sonra oğlu için hani gereksiz bir projeydi bu herhalde. Oğlu şey yaptı, vazgeçti. Belki adamı oraya göndermedi bile. Araları nasıldı onu da bilemiyoruz ki. Genellikle bu iktidar ilişkilerinde hani baba oğul arası çok iyi olmayabilir de. Belki babayı oğul öldürdü. Bilmiyoruz ki yani. Neyse sonuçta herhalde terk ediliyor yani. Belki de tam bitirilemiyor bu. Hani zaten olacak iş değil ya. Nasıl bir iş gücü, nasıl bir masraf. Hani Allah'ın dağ başına. Şimdi başka şeyler de yapılıyor değil mi aşağılarda falan. Bu ya bir dağın tepesine yapıyorsun. İnanılır gibi değil yani. Adam hakikaten tanrı olmayı hak etmiş yani aslında. Veya olmak istiyor. Çok çok istemiş, çok. Evet, bizim karlardaki öyle atlayan zıplayan, şarkı söyleyen ve aynı zamanda vodka vişne içen fotoğraflarımız. Siyah beyazlar, normal renkliler, işte böyle ve selamımızı da verdik. Ha, bu da işte arkasında, sırtında yazıyor bu müthiş proje. Antiochos'un projesi burada anlatılıyor. Maalesef bu da dışarıda dura dura şey olmuş, erimeye başlamış eski hali gibi. Bir de bu taşlar artık havayla sürekli irtibat içerisinde olduğu için çatlıyorlar. Kireç taşı bu. Kireç taşı çatlıyor. Bunun için bir takım şeyler var. Hani ya bir solüsyonla bunları koruyacaklar. Ya da bunları belki aşağı indirecekler bir müzeye. Kahta'ya kadar en azından. Karar veremediler ama onlar karar verene kadar hani bunlar gidecek gibi duruyor yani. Bunlar herhalde bir 100 senedir falan. Bak karlı havada inişte düşüp vefat eden çok demiş Muzaffer. Allah'ım yarabbim. Bunlar da şeyler işte böyle kabartmalar. Dexiosis deniyormuş şu el sıkışmaya. Bunu böyle bir Rum hanımefendi açıklamıştı. Dexa sağ demek. Sağ elle yapılan el sıkışma bu. Hani sağ el tabii o hep böyle sağ olacak ya. İşte bakın şu imparator, şu da Mitras. Sağ elleriyle el sıkışıyorlar. Açıklaması da hani ya bu dünya için anlaşıyor ya da öbür dünya için anlaşıyor. Yer edinmek için. Bunun çok örneği var. O bölgede çok var. Yani Orta Doğu'da özellikle bu Komagene. Şimdi Komagene'nin olduğu yer de tabii çok önemli değil mi? Hani Komagene iki muazzam kuvvet arasında sıkışmış. O zaman hadi barış yapalım, tampon bölge olalım, İsviçre olalım diyor devamlı. O yüzden de sürekli el sıkışan yapılar. İşte bu demin herhalde Burhan kim yazmıştı? Aslan ve üzerinde yıldızlar. 12 yıldız var. İşte horoskop dedikleri yani astrolojideki. Onunla alakalı. Şurada da bakın görüyor musunuz bir ay hilal var burada.
bizzat aslanın kendisi belki güneştir, bilemiyoruz ki yani. Neyse devam edelim. İşte bir başka gene bu kez Herkül'le diğer bir kral, bu Antiochos değildi de onun oğluydu galiba. Bu Arsenia burası. Bir şehri, yazlık sarayın olduğu şehir. Komagene krallığının. Bu eski hali, bu yeni hali. Yani detaylar yok olmuş. Yani demek ki bunların böyle dışarı çıkarılmış olması iyi olmamış. 60-70 sene içerisinde bu hale gelmiş. Bir 50 sene daha geçerse dümdüz olacak herhalde. Muazzam bir yazıt var burada. Bir tünelin ağzında şöyle vadiye bakıyor. Acayip bir şey ve bu Grek harfleri. Bu da işte o Helenizmin geldiğini gösteriyor buralara. Yani orada konuşulan ve yazılan bu dil ama şeyde Adıyaman. Tabii baraj altında kalan meşhur Samsat. Samsuata şehri var ki bu da çok önemli bir şeymiş. Bu da Karakuş. Yine bir tümülüs ve etrafındaki sütunlar üzerinde işte bu kartallar, martallar. Geçelim artık. Artık biraz ay kültüyle ilgilenelim. Çünkü bu daha az bilinen bir şey. Hani buraya bir göz atalım. Komagene ile ilgili bence yeterli ya. Şimdi şöyle yapalım. Ne yaptık? Günümüzde bayağı da bir şey varmış. He. Yahudilerden de bahsedeceğim. Değil mi? Yahudileri sadece Anadolu olarak aldığım için o çok uzun sürmeyecek. O yüzden şimdi şeyi yapalım. Evet. Şimdi ay kültü. Sin. Tanrı Sin. Tanrı Sin hani böyle ay kadın, güneş erkek gibi gözükse de aslında ay da eril. Ama ay şekil değiştiriyor ya. O erilden dişile doğru geçebiliyor. Durumlara, pozisyonlara göre. Bunları böyle koydum size. Ondan sonra evet Samasota demişim. Ama Samasota değil ya. Yani iki T yok en azından diye biliyorum. Neyse bakın biraz daha. İşte ay, dolunay bu kez değil mi? Evet, Hara tabii ki. Ay üzerine, Sin üzerine konuştuğumuzda bu Mezopotamya'da bir Ur şehri var aşağılarda. Bir de yukarıda Harran var. Bu iki nokta Sin kültü açısından çok önemli. Yani o kuzeyi öbürü güney. İsimler değişiyor galiba yalnız. Şimdi günümüzde Urfa şehri tabii hani oranın merkez şehri gibi. Ama aslında bu Harran ve de Nusaybe. O ikisi de Urfa'dan daha önemli şehirler imiş. Ama zamanla değişiyor bu. Yani bunların tarihleri çok daha eski. Milattan önce 5000'lere kadar çıkıyor bu Harran'da, Nusaybe'de. Özellikle Harranu kervanların konakladığı veya geçtiği yer galiba manası da. O açıdan da yani ticari açıdan da çok önemli. Şu gördüğümüz yapılar yalnız çok daha sonra tabii hani Türkler, Müslümanlar falan dönemlerinden kalma yapılar. Bu tapınağın, Sin tapınağının nerede olduğu konusunda bayağı tartışmalar vardı. Hüseyin bakıyor galiba, arıyor orada. Bu da bizim Altuğ, Doktor Altuğ. Aslında şu da herhalde o caminin minaresiydi. Neyse, hatta bunlar gösterilir efendim, işte burada devasa bir cami ve aynı zamanda bir ilk üniversite, işte bu da rasathanesi falan diye de böyle bazen anlatılır. Ama aslında burası hakikaten müthiş bir külliyedir. Yani Anadolu'nun o ilk önemli camilerinden biri olarak. Tabii ki içerisinde bir okulu vardı, medresesi vardı. Ondan sonra bunun altında Sin mabedi olabilir düşüncesi vardı. Yalnız bulamadılar diye biliyorum. Hatta biz Hüseyin'le öyle anlatırken Arif Uzuner abi bu kez bizi yakaladı. Çünkü gitmiş şeyle o akşam burayı kazan arkadaşla galiba yemek yemişler onlar. Yok demiş o. Tam belli olmamakla birlikte bu Harran'ın bu içerisinde başka restore edilen bir yapı daha var. İç kalemsi bir yer orası. Hani orada olabileceği düşünülüyor galiba. Ama net bir şekilde ben de söyleyemiyorum. Yani bilen varsa, hele ki orayla ilgili birisi varsa ne olur yazsın yani. Evet, şimdi ilerleyelim bakalım. Arkamızda o güzel fotoğraflar uzaktan şöyle. Yani müthiş bir görüntüsü var tabii şöyle. Değil mi? Bunu da çok sevdim ya. Devenin üzerinden çekmişim. Tam çekememişim aslında ama düşünce iyiymiş yani. Bir uygarlığı taşımaktan devenin boynu eğrilmiş. Hani boynun niye eğri diye sorarlar ya. Adam Harran taşıyor işte. Evet, kızlarımız burada Serap'ı görmüştüm demin. Serap sen de varsın sanki buralarda bir yerde ama
çıkaramadım şimdi kız. Şu musun yoksa? Suratını kapamış galiba. Ondan sonra bunlar şeyler işte, meşhur o Harran evleri. Ama hani biz zaten sadece Harran'da var zannediyoruz. Şeyde sınırı geçince öbür tarafta çok daha fazla var. Bizde az kalmış, iyice az kalmış. Yani korumamışlar, korumadıkları işte. Aslında bu Asur şehirlerinde kullanılan bir yapı tarzı. Bakın görüyor musunuz? Bu eski Asur kabartmalarının üzerinde gözüküyor. Bunları Mete yolladı galiba. Mete Saadetlioğlu yolladı sağ olsun. Bu sürekli güzel şeyler yolluyor. Arada hep böyle kullanabileceğimiz şeyler çıkıyor. Yani hem gezilere katkıda bulunur hem bunları yollar. Bizim değerli destekçilerimizden sağ olsunlar. Ayhan abi, Mete abi, Alaaddin abi, bak ismini de unuttuğum bir sürü, Nihal falan, Allah'ım bitmiyor ki. Özür diliyorum ismini söylemediklerimden. İşte Bazda mağaraları. Harran'dan çıktık artık. Yani işi ama niye ya çıkalım? Aslında o kadar da çok not almışım ki. Yani Harran'daki olay şey çünkü önemli. Biraz bakayım çünkü not alanlar falan da var. Evet. Şimdi Harran'da bir kere ne diyor? Üç dönem mi ne var diyor. Bir diyor İskender öncesi dönem. Yani Asur-Babil etkisinin etkili olduğu pagan dönem var diyor. Ondan sonra İskender'in gelmesiyle 4. yüzyıl sonunda gelir milattan önce. Helen kültürü de geliyor. Ve her ikisinin harmanlandığı bir pagan kültür burada oluşuyor. Ondan sonraki dönemde galiba Hristiyanlık dönemi mi? Yaz Hristiyan olmuyorlar bunlar. Yani çok azı Hristiyanlığı kabul ederler. Hatta bir de ne olur Müslüman dönemde de yani 7. yüzyılda buraya bir şey gelir. Halife Konstantinopolis'e doğru giderken önce bu Harran'a uğruyor. Bakıyor böyle uzun sakallar yerlere kadar falan. Kimsiniz siz diyor, kimlerdensiniz? Yani böyle bir soruyor ki Hristiyan mısınız, Müslüman mısınız? Bu değil, bu değil, şu değil. Ve şimdi zımmi diyorlar ya hani Müslüman devletin içerisinde yaşayabilmen için senin inancının isminin kitapta geçmesi gerekiyor. Yani kitap ehli öyle bir şey oluyorsun. Hristiyanlardan bahsediyor, Musevilerden bahsediyor peygamber olarak da olsa. Arada bir de Sabilerden bahsediyor, tamam mı? Bunlar da hani Müslüman olmak da istemiyorlar. Hristiyan olmayı zaten hiç istememişler. Aslında pagan kalmak istiyorlar. Ve biz Sabiyiz diyorlar. Öyle paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Hani gerçekten Sabi oldular mı? Hani bunu diye diye de olursun. Bir de o kılıfla yaşadığın için bir miktar olmak da durumundasın. Hatta tarihte Sabiler de şeyler, Mandeistler. Bunların asıl yeri, günümüzde varlar hala, Şattül Arap tarafındalar. Yani Dicle Fırat'ın birleşip de Basra'ya döküldüğü o bataklıklarda yaşayan bunlar vaftizciler. Sürekli suya girip çıkanlar bunlar. Aslında bunlar Yahudiler tarafından biraz tehlikeli bulununca o bölgeden sürülmüşler. Sürüle sürüle oralara kadar da gitmişler. Harran'a uğrayanlar da olmuş galiba. Hani biraz da onların gelmesiyle Sabilik de Harran'a yapışmış. Ama Harran'ın hani kökünde, geçmişinde aslında Sin kültürü var. Yani müthiş bir ay kültürü, ay ve gezegenler kültürü. Şimdi bundan bahsettik ama aslında hani okuduklarımızdan ve gezdiklerimizden anladığımız Harran çok önemli bir merkez olabilir ama esas dini merkez. Dini merkez birazdan göreceğimiz Somatar diye düşünüyorum ben. Çünkü oraya gittiğimizde hakikaten bir sürü tapınak kalıntısını uzaktan da olsa görme şansımız oldu. Oraya giderken çok ilginç şeyler var. Çok azar azar geçiyorum. Dediğim gibi bunların daha güzellerini Hüseyin'de görürsünüz. Bazda mağaraları. İşte o köyün çocukları. Şuayb şehri. Ondan sonra Şuayb şehrinde Hüseyin'in bir pozu haliyle. Bu daha ziyade Roma kalıntıları falan var burada ama el atılmamış yani. Bir sürü yer doğuda el atılmayı bekliyor. Tıpkı Somatar gibi. Somatar'da yavaş yavaş başlamıştı galiba kazılar. Yani ben daha gitmedim ama bunları Hüseyin'den dinleriz. Bu evet şeyi Nihal söyledi sağ olsun. Karakalla'da İmparator Karakalla, bu Septim Severus'un oğlu imparator olduğu zaman Harran'a geliyor. Harran'da Sin Tapınağı'nı ziyaret ediyor. Sin Tapınağı'ndan dönüşte 18 Nisan 227 galiba. Bakayım. 217'ymiş, 10 sene yanılmışım. 217 senesinde adam defi hacet yaparken öldürülmüş.
Artık hep onu böyle ben Erkan'dan dinlemiştim, böyle çömeldiğini düşünüyorum. Orada geliyor mızrağıyla adeta öldürüyor herhalde Romalı asker yani. Bir suikaste kurban gider Karakalla. Harran yakınında. Şuayb şehrinde böyle böyle yerler var. Yani bunlardan aşağı iniyorsunuz. Bunlar depo gibi ama bazılarına başka anlamlar yüklemişler. Hatta bir tanesine Şuayb peygamberin mezarı mı, yaşadığı yer mi ne diyorlar? Şuayb peygamber kim? Şimdi bu peygamberler silsilesinde bir yerde Jetro diye yine bir şeyde Hristiyanlıkta veya Yahudilikte geçen başka bir peygamber ya da önde gelen ulu ismi var. Neyse onun galiba kızıyla mı evleniyordu İbrahim, ne oluyordu? İyice çıktı şimdi aklımdan ama bu Şuayb şehri bir peygamber şehri gibi anılır ve onun bir ziyaret noktası vardır burada. Oranın gene güzel çocukları. Bu da ilk gezimizdeki taş üzerinde kayınpederi gibi bir şeydi. Evet, hadi Musa'nın doğru kayınpederi. Ben şimdi İbrahim dedim ama Musa'nın olması lazım. Hatta şey denir, hani Musa Mısır'dan kovulduğunda 40 yaşında biliyorsunuz bir askeri tokatlayıp ne Osmanlı tokadı vurduysa ondan sonra oradan kaçmak zorunda kalır. İşte bu Sina civarında aslında dolaşıyor olması lazım. Ama kimi hikayeye göre de buralara kadar gelmiş herhalde. Buradaki o Jetro'nun ya da Şuayb'in kızını mı ne almış, onunla evlenmiş de. Ama sonra o yanan çalıları görecek. Yani yanıp da kül olmayan çalıları. Onu da Sina Dağı'nda görmesi gerekiyor. Yani hikayeler böyle iç içe. Ama Hazreti Musa'nın buralara geldiğine dair bir başka hikaye birazdan göreceğiz. Sogmatar'daki bir kuyu. Hazreti Musa kuyusu olarak geçiyor. Neyse bu çocuğu çok sevmiştim. Böyle bir karateci pozu vermişti. Gittik artık Sogmatar'a. Eskiden yol çok kötüydü. Yavaş yavaş da olsa gittik işte ve bu Sogmatar, yani çok fotoğraf koymadım yine buraya. Çünkü onu da Hüseyin'e bıraktım. Sadece şöyle bir şey düşündüm. Bir tepe. Tamam mı? Bu Tapınak Tepesi diye geçiyor. Ve bunun etrafında bir hilal gibi düzenek var. Ve sırasıyla 7 tane tapınak var. Ve her tapınağın şeyi farklı, biçimi farklı, atfedilen rengi farklı, ibadet edilecek günü farklı. Yine bu 7 gezegen kültü. Yani başından beri bahsettiğimiz, sadece 7 gezegen mi? İşin içinde ay da var, güneş de var. Değil mi? Yani tüm bunlar var. Şimdi bunlarla ilgili aldığım notlardan bir iki tanesini söyleyeyim bari. O kadar da boşa gitmesin ya. Hani vakitte çok ilerlediği için sizi öldürmek de istemiyorum tabii. Bir durun. Şuradan bakacağım. Söyleyeceğim şimdi size. Şu muydu acaba bakayım? Evet. Ay tanrısı Sin. Karısı Ningal. Oğlu Güneş. Samaş. Kızı Venüs gezegeni yani Zühre, İştar, Atargatis Suriye'de. İlahi aile diyorlar bunlara. Venüs, Güneş ve Ay'ın eşi sık sık çeşitli taze meyve ve sebzelerle ve bitkilerle sundukları ritüeller düzenlemektedirler. Mirh, Mars gezegeni. Savaş, felaketler, bunlara sebep olan Tanrı. Zühre diyor tekrar, Satürn. Yaşlı bir insan suretinde. Heykelleri bulunuyor ki bunlar genellikle kötü maksatlı bir tanrı görüntüsünde, insan görüntüsü. Şamal, cin ve şeytanlar tanrısı. Yani bunlar işte o yedilinin içerisine dağılmış durumda. Şimdi Sogmatar, bir de onu da söyleyelim. Bugünkü ismi Yağmurlu. Matar yağmurdu galiba o bölgede. Soğuk da soğuktan geliyor. Suk. Yani Arap ülkelerinde çarşıya gidecek olsanız suka gidelim dersiniz. Soğuk al-Matar. Yağmur çarşısı veya yağmurlu çarşı. Çok yağmur alan bir yermiş ki eskiden de buralar çok daha bereketli yerlermiş tabii. O yüzden hani Soğumatar vermişler ismini, buranın koymuşlar ismini. Günümüzde de yağmurlu olarak devam etmiş. Sanki tercümesi gibi olmuş yani çok hoş aslında. Bu Soğumatar'da şu anda üzerinde olduğum tepenin dibinde bir yerde yol geçiyor zaten. Yolda Musa kuyusu var. Ama görseniz birazdan içler acısı bir hali var. Bir de Ponyon mağarası var. Onu da göstereceğim birazdan. Orada da yine bu ay tanrısıyla ilgili bir takım kabartmalar var. Onları göreceğiz. Şeyi arıyorum ya, şu 7 yapıyla ilgili hoş notlar vardı. Şunlar mıydı acaba? Ha, bunlar. Dur, buldum.
Evet, Harraniler, gezegen tapınakları sırasıyla Satürn, Jüpiter, Mars, Güneş, Venüs, Ay. Aynı şey devam ediyor, tamam mı? Bir dakika, düşenleri geri alalım. Evet. Şimdi Satürn tabii. Şimdi buradan ben bakıyorum ya, baktığımda işte o yedi gezegen, yedi tapınağın hani hepsini göremiyorum, bazıları iyice yok olmuş. Ama bir yuvarlak olan mesela, böyle dairesel olan şey var. Ay tapınağı var. O gözüküyor mesela. Satürn tapınağı altıgen diyor. Tamam mı? Cumartesi günleri gidiyorsun. Bak şeydir, Saturday değil mi İngilizce'de? Satürn günü yani. Yani haftanın günlerini de düşünün ben bunları söylerken bir anda. Ondan sonra siyah giyinirlermiş. Siyah zaten böyle kötü görünümlü bir tanrı şeyiydi Satürn. Zeytin dallarıyla tapınağa gidiyorlar ve öküz sunuyorlar. Tamam. Jüpiter tapınağı rengi yeşil. Perşembe günleri gidiliyor. Jüpiter de Fransa'da mesela Jeudi. Jüpiter Jeudi, oradan isim aynı. Perşembe günü demek yani. Servi dallarıyla tapınağa geliniyor. Ondan sonra bir şey yazmışım ama neyi kurban ettiklerini boş verin artık. Mars dikdörtgen salı günleri gidiliyor. Kırmızı rengi. Zaten Mars'ın gökyüzündeki rengi de kırmızıdır. Yani ondan böyle bir kan algısı, savaş algısını hissedersiniz. Yani gökyüzünde Mars gezegen olarak kırmızı gözükür daha. Diğerlerinden daha kırmızıdır, kızıldır yani. Güneş tapınağı kare şeklinde sarı renkli, normal. Pazar günleri, Tanrı'nın günüdür biliyorsunuz, o gün gidiliyor. Venüs dikdörtgen, bir taban üzerine üçgen biçimli bir yapı. İlginç, ne demek istiyor acaba burada? Acaba üçgen şey mi? Hani dişil organı mı temsil ediyor? Bilemiyoruz ki. Beyaz renklerde, ondan sonra cuma günleri burada yapılıyor. Fransızca Vendredi, Vende başlar mesela. Merkür, Mercredi Fransızca, çarşamba günü. Tabii ki çarşamba günü gidiliyor Merkür tapınağına. Ondan sonra burada yılda bir kere insan kurban edildiğinden bahsetmiş Dimashki. Ama şimdi bunlar çok kesin şeyler değil. Yani hani birbirlerine bir bok atmak için yapıyorlar genellikle. Tarihe böyle şeyler. Orada insan öldürüyorlardı bilmem ne diye. Çünkü bu bölgelerde insan kurbanı yapıldığına dair başka kayıtlar yokmuş galiba. Evet, bunlar böyle. Milattan sonra 2. yüzyıla kadar Somatar'daki bu tapınaklar aktifmiş arkadaşlar. Milattan sonra. Şimdi Ponyon mağarasına gitmeden önce şurada başka bir şey. İşte o bahsettiğim ay tapınağı, bu 7 tanesinden bir tanesi bu halde. Bu şimdi üzerinde benim demin durduğum tapınak tepesi. Yani bir tapınak tepesi, etrafında da bu yedi gezegen şeyleri var, tapınakları var diyelim. Ondan sonra biz tabii orada hayvan kurban edemeyince baklava kurban ediyoruz. Gaziantep'te İmam Çağdaş'tan aldığımız baklavaları bu sunak üzerinde yemek suretiyle biz de ibadetimizi yerine getirmiş oluyoruz. Bu maalesef işte bu Musa kuyusu bu. Yani bu herhalde dünyanın en çirkin turistik açıdan diyelim, ziyaret noktası olsa gerek. Yani biraz büyük hale daha geçermiş gibi ama yok abicim, yani bu düzeltilmesi gereken bir şey. Ponyon mağarası da bu. Çok yakın aslında. O içeri gidiyorsunuz, evlerin arkasında bir yerde. Burada 12 kişi vardı galiba, burada yanlış hatırlamıyorsam. Ama kaynaklarda şey de diyor, tanrılara ve yöneticilere atfedilmiş bir yapıydı bu diyorlar. Ponyon bir Fransız şeyi, konsolosu galiba, Kuzey Suriye'mine. Adam seviyor dolaşmayı. İşte 19. yüzyılın sonunda ya da 20. yüzyılın başında buralara geliyor. Bunu keşfediyor. O yüzden onun ismini vermişler bu mağaraya. Ponyon mağarası adı altında. Burada şeyi görüyoruz biz, Sin tanrısının kafası hilalli kabartmasını. Şimdi buradan anlayamayız. Şundan bakar, görüyor musunuz? Şurada o şeyler var. Boynuz gibi duruyor ama o aslında yukarıya bakan bir hilal, alem gibi yani. Caminin alemi gibi düşünün siz onu. Neyse işte böyle bir, burada daha iyi tabii, daha yakın. Daha sonra evet. Şimdi bu birden oradan çıktım. Artık bitirdik onu da. Çünkü Deryl Zeferan Manastırı'na götürdüm sizi. Niye? Çünkü yine güneş kültüyle ilgili. Bunu böyle önünde, girişinde biz fotoğrafı çektirdik belki ama biliyorsunuz Mardin'in yakınlarındadır bir Süryani manastırı burası.
Şimdi onun içerisinde Hristiyanlıkla ilgili gezilen birçok şey var. Mardin gezisinde anlatıyorum ben bunu ama burada anlatmak istediğim hemen o kutsallar kutsalı bölümünün altındaki bu galeri, işte burası Güneş Tapınağı. Şems. Şemsiye diyorlar. Yani güneşçiler bunlar bir şekilde gelmişler aslında 19. yüzyıla kadar oldukları biliniyor. Aslında günümüzde de var muhakkak da hani çeşitli şekillerde. Acayip bir yer burası da ve genellikle buradaki manastırların altlarında bunlar var. Yani nasıl ki camiler kiliselerin olduğu yerlere yapılıyorsa kiliseler geldiğinde de herkesin bildiği, gidip ibadet ettiği noktalara yerleşmişler. İşte Güneş Tapınağı'nın üzerine gelmiş. Evet, gördük. Şimdi Ermenilerle ilgili bir bölüm daha var. Ondan sonra da galiba yavaş yavaş bitireceğiz. Yahudileri de bahsedeceğiz bir yerde. Bekleyin, merak etmeyin. Ondan sonra devam edelim. Ermeniler derken işte doğuya yaptığımız seyahatlerde biz Pembe ile çok gittik. Hüseyin'le de çok gittik tabii ama işte buraya ilk gidişim benim Haçkarların olduğu nokta bu Erzincan tarafı. Erzincan Erzurum arasında Tercan yakınındadır. 2000 küsur metrede çok muazzam iki tane Haçkar. Üç taneymiş de biri de yerde yatıyor. Bu Ermenistan'dan bir fotoğraf. Burada da bakın Haçkarlar var. Bunu da ben bu Haçkarlarla ilgili fotoğraf ararken birden böyle bir şeyle karşılaştım. Hani bu son savaşta bakın neler olmuş. Yani konumuzla çok alakalı değil belki ama Ermenistan'da şimdi herhalde Karabağ bölgesinde bulunan bir Haçkarlarla dolu mezarlık. Şimdi Azeriler orayı geri aldılar. İşte oranın eski hali bu. Tabii bu hani bu kadar korunabilmiş mi emin değilim ama şu şekilde duruyormuş galiba. Hatta uzaktan da böyle gözüküyormuş. Bakın şuradan bir yol gidiyor. Şunlar elektrik direkleri. Şimdi savaş sonrası Ermeniler burayı kaybediyorlar. Azeriler geliyorlar. İşte askerler çıkıyorlar oraya. Abi orayı dümdüz etmişler bir kere, tamam mı? Bunların hepsini böyle kırmışlar. Ondan sonra kamyonlara yüklüyorlar. O kamyonlarla da çatı tükür buralara dökmüşler bunları. Maalesef yani tabii bunun benzerini de hani Ermeniler onlara yapmış olabilir veya dünyanın her tarafında buna benzer vandalizm olayları oluyor. Ondan sonra ve son hali de bu. Demin o gösterdiğim yerin. Yani yanılmıyorsam bu fotoğrafları yan yana koyduğumda ben bayağı baktım. Burası gibi gözüküyor. Düzlemişler yani orayı. Neyse. Bu çok konumuzla alakalı değil. Bunlar da değil aslında ama hani Ermenistan ruhunu biraz vermek için bunları koydum. Bu çiçekleri de niye koydum? Deminki şeyi unutun. Çiçek böcek düşünün biraz diye. İşte oradaki Vang manastır yani dağlardaki. Neyse bunlar hep Hristiyan dönem. Sonra bakarız bunlara. İşte çok güzel bir fotoğraf yine. Arkada bu kez Hasan da var. Ondan sonra hani şehrine tabii gitmek gerekiyor Ermenistan deyince. Bizim tabii işimiz pagan dönemle ilgili. Bu hani de eski Ermenistan başkentinde bir sürü Ermeni kilisesi var. Ama orada ne var aynı zamanda? İşte şu gördüğümüz böyle dört sütun üzerinde bir bina, bir yapı var imiş. Buna ateşgede olabilir diyorlar. Yani herhalde benziyor. Ben gitmedim İran'a. Biraz baktım şeylere ama hani çok fazla benzetemedim ama bunu hani bir kilise milisi de değil, başka bir şey de değil, ateşgede olabileceğini. Yani bir ateş tapınağı diye düşünün veyahut da ateş sunağı diye düşünün. Bunu kimler kullanıyor? İşte bu Mitracılar kullanıyor. Veyahut da bu Mazdaizm yani Ahura Mazdacılar kullanıyor. Ateşe ve güneşe tapanlar kullanıyor. Mecuziler, Zerdüstçüler onlar kullanıyor. İşte burada da böyle bir şey var. Hani de bir ateşgede var. Öyle bir tane de poz vermişiz ateşgedenin yanında. Hani de tabii sırf bunlar yok. Şöyle bir baktınız mı Ermenistan'ı görüyorsunuz. Şurada Arpaçay. Çok güzeldir yani şurada sınırın tepesinde bu güzel gülücüğüyle Hayri tabii karşımıza çıkıyor. O gezi de vardı orada. Dayanamadım bu yüzünü de görelim ve bir öpücük yollayalım istedim ona da. İşte burada böyle bu şey Honents. Neydi bu? En resimli olan kilise. Surp Honents. Tigran Honents. Sağ ol. Teşekkürler. Rica ederim. Hazır bekliyorum aportta. Eyvallah sağ olasın abi. Bekle valla. Eksiğimiz gidiğimiz kalmasın. Arkada dağlar. Önde. Bunun da ismini biliyor musun? Bunu bilmiyorum çünkü gerçekten. Bu belki
Kral Kilisesi miydi? Neydi bilemedim. Yok hayır. Bu Kızlar Manastırı diye geçiyor. Bir öyle mi? Birkaç tane var onlardan. Evet. Evet evet. Soldaki Selçukluydu galiba. Sağdaki mi Kızlar Manastırı yoksa? Yok bu büyük kilise. Asıl ana kilise bu. Ana katedral bu. Tamam. Katedral bu evet. Okay. Ayasofya'yı da tamam. Tamir eden mimarın yaptırdığı. Tridaton. Onun ismi de Tridaton. Evet, Tridaton aynen o. Onun, evet. Onun katedrali. Evet eyvallah abi çok sağ ol. Bu yoldayken işte karşılaştığımız böyle enteresan steller ama bu Osmanlı dönemi. Bak tüfekler işte şunlar herhalde fesler falan olsa gerek. Ondan sonra bu Anahit işte. Anahit'ten de böyle az biraz bahsetmemiz gerekiyor. Anahit işte bu Kibele'nin belki de Ermenistan diyebileceğimiz işte o topraklarda veyahut da Doğu Anadolu'da diyebilirsiniz. Nasıl istiyorsanız öyle deyin. Orada yaşayan insanların ana tanrıçası. Aslında onunla ilgili de sadece hani toprak demeyelim, bereket, şifa, bilgelik ve su tanrıçası kendisi. Bu şeye Dersim'e gittiğimizde veyahut da Tunceli'de diyelim, Ovacık yönünde devam edelim, Munzur çayı boyunca. Onun sonlarına vardığımızda orada gözeler derler, kırk göze. Böyle sular fışkırır yerden böyle akar. İşte Anahit'in sütü diye anlatılıyor bu şeylerde. Siz söyleyin hikayelerde, mitolojide. Yüce gönüllü Aramas'tan bereketli verimlilik, yüce hanımefendi Anahit'ten koruyuculuk, cesur Vahagn'dan yiğitlik demiş 3. Tridates. Ki 3. Tridates Surkirkor Luzavur için onu iyileştirmesiyle Hristiyanlığı kabul etmiştir. Ama tahta çıkarken bu tarz dualar ediyor. Yani o Ermeni pagan dönemini yaşamış. Ama tabii yaptıklarından dolayı başına bir bela gelir onun. O beladan da onu Kirkor Luzavur için duaları kurtarır. İşte bu eski hali, sonraki hali de Hristiyan ve Ermeniler de ilk Hristiyan devlet biziz derler. Niye çiziyorsunuz benim şeyimi? Ayıp değil mi? Neyse. Ali şehrinin adı da bu Anahit'ten geliyor. Ana tanrıcı Anahit'in. Kısaltılmışı olarak mı diyoruz? Evet. Nasıl? Çünkü evet. Anahit'in... Adı buradan geliyor. Anahit'in şehri Ani diye geçiyor evet. Zaten kaynaklarda. Evet. Eyvallah iyi oldu bunu da söyledim. Bir de bizim Anahit'imiz var biliyorsun. Bu da şey Çiçek Pasajı'nın Anahit'i. Değil mi? Orada analım ya. İstedim. Orada Baykal Kent de var zaten. Neyse onun bir tane de böyle bir pozu var. Öyle anmak istedim. Palamitli turşucu geçerdi arkasından. Ya. Hatırlar mısınız? Ya hayal meyal hatırlıyorum ben onu. Daha çok Anahit'i bir kere görmüştüm var diye hatırlıyorum. Çünkü biz, ne kadar kaldım. Biz bize diz dize de otururduk. Bunlar üç evet. Tane bir beyinci vardı. Bir tane işte turşucu. Üç dört tane iki tane geçip dururlardı. Belli bir rutinle dönerlerdi gezegenler gibi. Evet aynen abi. Onlar da aynı yedili sırayı da. Mekane evet. Anahita. Bu da şeye ovacığa giderken bungalov evler adı Anahita. Yani isim oralarda kullanılıyor. Bu tabii ki Tunceli'ye gelmeden önce. Yalnız Plümür çayı üzerindeki işte. O muazzam yer. Bu yazın bunun etrafında dereye giriyorlar. Tunceliler, Dersimliler veyahut da. Ondan sonra bu da işte Tunceli'nin girişi gibi. Plümür tarafından, Plümür çayı tarafından diyelim. Tunceli nüfusu artı biz. İşte Dersim diyorlar tabii. Hani kimileri de şey der. Tunceli şehrin adı, Dersim bölgenin adı. Yani onu orada yaşayanlar kararlaştırsa daha iyi olacak tabii. Bu da işte o Seyit Ali'ydi galiba. Onun sakallar Harraniler gibi. Sanki o bölgenin hani böyle bir görüntüsü varmış gibi onu görmüşken koyayım dedim buraya. Başkan tabii biz son gittiğimizde mührü yeni almıştı. Geldi sağ olsun otelde ziyaret etti bizi. Bu da meşhur Munzur çayı ki burada da işte maalesef bir takım katliamlar falan da olmuş. Hani bunlar böyle işte bu Munzur gözeleri meşhur. Bunlar işte Anahit'in göğüslerinden akan sütlermiş gibi. Kırk gözeler diyorlar. Aslında bu dağdan fışkırıyor bunlar. Bunun bir kısmı dağın öbür tarafına, bir kısmı da bu tarafına akıp iki nehir oluşturuyor galiba. Onun bereketini gösteriyor. Burada da dikkat ederseniz işte Anahit'in öyle bir görüntüsü var değil mi? Hani bir sağdan bir soldan böyle sütlerini adeta akıtıyormuş gibi. Ya ben bunu silmeyi bilmiyorum ama şöyle bir şey yapınca Sonra böyle yapınca siliniyor. Kusura bakmayın. Devam ediyorum. İşte biz oraya çıkmışız, fotoğrafları çektirmişiz. Yine ateş kültüyle ilgili orada böyle sunaklar var. Ateşler yakılıyor ki bakar mısınız dumandan ne hale gelmiş orası.
Orada Munzur Baba şeyi var zaten. Yatır mı diyelim artık. Ziyareti var. İşte yapay mumla falan gelmeyin diyor. Görüntü kilitliği yaratmayın. Ve bal mumu kullanınız diyor, bakar mısınız? Ondan sonra işte burada oradaki toprağın yendiğine dair bir tabela var. Teberik deniyor ona. Demir eksikliğini önlermiş. Munzur Baba efsanesi, onlara girmiyoruz artık. Şimdi o ara köylerden birinde bu koç şeylerden aramıştık. Mezar taşlarından. Esas baba olan yerlere biraz uzakta kalmışız. Gidememiştik. Ama bir köyde bulduk. Gerçi Hakan'a beğendiremedik, o ayrı mevzu. Hakan buradasın galiba, duyuyor musun? Ondan sonra ama bu manzaraya değmez miydi abi ya? Yani ben sırf şu manzarayı görebildiğimiz için bu köye gitmiş olmaktan çok mutluyum. Zaten herkes de huşu içerisinde yatıyor. Aşağıda da şimdi adını unuttuğum bir tapınak kalıntısı mı ne var imiş ama gelmedi aklıma vallahi. Buranın hangi köy olduğunu da bilmiyorum şu anda. Sonraki gezimizde şeye gidemedik ama bu demin yukarıda gösterdiğim Haçkarlara gidemedik ama daha başka bir yerde bu Koç mezar taşlarından yan yana bir sürü bulduk. Onlarla böyle abidik kubidik fotoğraflar çektirdik. Onları yalnız da çektik. Üzerlerinde bakın kuşlar oluyor. Efendim onların kullandıkları aletler, silahlar, şunlar bunlar oluyor. Bu yani Türkmen kültürü veyahut da o bölgenin belki Alevi kültürü olarak hani düşünülen veya anlatılan kaynaklarda at da oluyor bu. Sadece koç değil. At oluyor, koç oluyor. Başka hayvanlar da oluyordu galiba. Geyik oluyor Ahmet. Geyik oluyor. Eyvallah abi, sağ olasın. Ama bizim beraber gittiklerimiz 1960-1970 yapımıydı. Bunlar da öyle Hakan. İnan bana o çok eskilerden, hani dağlarda o plüm. Ben sana gönderdim fotoğraflarını daha eskilerin. Biliyorum ama şimdi genelde... Bak bunlara Türkmen diyorsun. Bunlar demiyorum. Aynı şekilde... Ha. Tamam, bunlar ortak kültür. Bunlar evet. Ermenistan'da da, Ermeni kültüründe de var. Aynen. Zaten işte hemen şu fotoğrafı gösterecektim ama hani seni de duymuş oldum bu sayede. İyi oldu. Ben mesela, sen bunu biliyordun demek ki, ben bilmiyordum açıkçası. Bu Ermeni haçkarlarıyla ilgili işte bu fotoğrafları bulduğumda bir de ne göreyim abi? Bizim oralarda dağ taşta aradığımız işte o koçlar bilmem neler Ermeni kültüründe ve İran'da da çok varmış. İran'a ben gitmedim ama onu da Hayri Fehmi'den öğrendim. O dedi ya, dedi o bölgenin dedi. Hani bir kültürü dedi yani. O bölge insanlarının bir kültürü. Yine herhalde bu hani biz şu ana kadar ateş dedik, güneş dedik, efendim ışık dedik ama bir yandan da animizmden bahsettik değil mi daha öncesinde? Yani onların kendi etrafında yaşayan ve de belki de hareketsiz olan varlıklarının ruhlarıyla birlikte o mezar taşını oluşturması düşüncesi de hakim olabilir. Bu sadece bir şeye ait olmaz, hani bir millete. Hakikaten o coğrafyanın bir geleneğidir diye düşünüyorum. Bilmiyorum Hakan, başka bilgi varsa sen de ekle lütfen. Mesela geçen gün ben bir Twitter'da bir paylaşımda gördüm. Onlar da Bektaşilerin ve Alevilerin bilhassa Geyikli Baba'dan geyik şeklinde mezar taşları aynı formda ama sadece boynuzları ve surat şekli değişik olarak Geyikli Baba'yı veya geyik mezar taşını bilhassa Alevilerin kullandığını söylüyorlar. Evet evet ya, bu geyik olayı da ayrı bir hikaye tabii. Yani şimdi Safranbolu'da sen bizi şeyine götürdün, kasabana, orada da bütün evlerden geyik şeyi sarkıyordu değil mi? Boynuzları evet. Evet yani bu, yani bunlar tabii geceye başlı başına bir Aleviler şeyi de yapacağız ya, sunumu. Orada bunlara da bir bölüm açalım bence. Sen de bir şeyler bulursan yollarsın bana. Öceğe okay. Benziyor abi. Okey tamam. Tamam. Efendim Ali Aydın abi. Bu şeye benziyor. Dalda hani olur da böyle karşıdaki böcek hani böyle diliyle uzatır öyle 5 metre dili iliyle çeker böceği. Ona benziyor. Ya Ali Aydın abi, yaptın gene yorumunu. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Hayır benzettim ya, kusura bakma ya. Yok yok, iyi oldu. İyi oldu. Devam ediyoruz. Evet. Var mı başka bir şey söylüyor musunuz? Yok sağ ol. Kusura bakma. Yok yok, olur mu? Evet, ejderha katili Vahagn. Biliyorsunuz hani iki tane tanrı saymıştık. Üçüncüsü de bu işte, önemli kahraman tanrısı, müthiş tanrısı Ermenistan'ın. Onun da böyle bir heykeli sonradan yapılmış. İşte Aramaz'da beyaz tosun, beyaz koç, beyaz at. Bunların hepsi aslında sanki o mezar taşlarında gördüğümüz şeyler değil mi? Yani mezar taşı olarak gördüğümüz şey. Yani kurban ettiklerini mi mezar taşı yapıyorlar acaba? Bak onu da düşünebiliriz aslında.
bu sunuların Aramaz'da da yapılabileceğini, canlı kurbanların yanında cansız sunu olarak altın, gümüş, zinet, sırmalı, püsküllü, ipek, kumaş, altın, taçlar, gümüş, altarlar, taşlar, vazolar, kumaşlar takdim edilirdi demiş. Bu kralın yaptığı sunular bunlar. Ha, bir de günümüz paganları var. Yani Ermenistan'da son yıllarda hani bir şekilde bir hareket olarak ortaya da çıkıyor. Ve ulan diyorlar yani biz Ermeni toplumu olarak yani hep şey değildik ki diyor, Hristiyan değildik ki. Hani Ermeni olmak Hristiyanlıkmış gibi düşünüyor. Değil ki biz Ermeniyiz, o şeyin adı diyor yani bizim toplumumuzun adı. Dini ayrı bir şeydir diyor. Ve Arevi Ermeniler. Arevi bir şey daha var, bir ismi daha var bunun. Durun bakayım. Şuraya. Ya bunların Facebook'ta şeyi var, sayfası var. Yanlışlıkla buldum aslında. Ama ilginçti yani. Arevordik. Aslında şeylerin, bu Dersim'deki Alevilerin de kökünün Ermeni olduğunu söyleyen şeyler var. Araştırmacılar, uzmanlar ve bununla ilgili makaleler de var. Hani bunları da bu şeye bıraktım biraz. Bu heretiklerle ilgili yapacağım sunuma bıraktım. Onları biraz daha hani daha fazla okuyayım. Ne çıkacak bakalım. Bir de tabii Ermeniler bölümünde işleriz diye düşündüm. Orada da sağ olsun Henriette'den bir yardım alacağım biraz. Onun elinde de bayağı bir şeyler var. İşte bu günümüz pagan Ermenileri zannedersem Ermenistan'da yapıyorlar bunu. Bu bir şey. Onların bayramlarından bir tanesi, hangisi olduğunu bilemedim şimdi ama bir tanesinin ismini yazmıştım burada. Bayağı böyle etrafta katılınca ateşle ilgili bir şey gerekiyor. Yeni yıl olabilir bu. Ondan sonra bakın bir takım şeyler hazırlanmış. Bunlar eziliyor, karıştırılıyor. Hani sırf yemek için değil, belki işin içerisinde işte o büyü olayı da olabilir. O paganlıkta var çünkü. Çeşitli böyle ritüeller. Ateşten atlama olayı gene karşımıza çıkıyor. Ondan sonra ve durun bakayım burada bakın işte halay yani her yerde aslında biz Nevruz diyoruz yani Nevruz'da doğuda ne görüyorsak aynısını bakın bunlarda da görüyoruz. Yani bu da bayağı kıyafetlerle birlikte. Burada artık bir evlilik de var galiba yine ateşin üzerinden atlanacak inşallah etek ateş almaz. Bu da Trindes kutlaması esnasında işte arar işareti bu bildiğimiz haç, gamalı haç var ya. Svastika'da dediğimiz hani tatlıların üzerinde kullanıyorlar bunu. Bu ne biliyor musunuz? Yani bunu ben bilmiyordum. Hani ya Türkiye'de derdim, ya Yunanistan'da, ya İtalya'da veyahut da Akdeniz Havzası'nda. Yok abi, bu Ermenistan'da bu da işte. Ermenistan'da Garni diye bir yer var ve o Garni'de bir roba tapınağı var. Bu aslında 1600'lerde bir deprem sonunda yıkılmış galiba. 1975'te mi ne Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği iken bunu ayağa kaldırıyorlar. Aslında hani Sovyetler Birliği dini yapılara çok sıcak bakmaz tarihine baktığımızda da. Ama 70'lerde galiba durumlar biraz değişiyor. Bunu ayağa kaldırıyorlar. Muazzam bir tapınak bu. Ama Ermenistan'da 1991'den beri neopaganların manevi başkenti olmuş burası Garni. Yani demin o gösterdiğim arkadaşların manevi başkenti işte böyle. Onun da fotoğraflarını koyduk. Bunu bitirirken de yani biraz böyle çok da üzerinde fazla bahsetmeden pagan dönemi işte mitolojiyle biraz bitirelim istedim tabii. 12 tanrılar, Olimpos'un falan. Bizdeki önemli tapınaklardan işte Didim, Apollon tapınağı tabii ki. Anadolu deyince oradaki Meduza başı çok meşhurdur tabii. Ondan sonra bu tabii ayakta değil, Artemis Tapınağı, dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen Artemis Tapınağı. Efendim günümüze kalan ise işte o Efes'te veyahut da Selçuk dememiz lazım oraya, İsa Bey Camii, işte Selçuk Kalesi, Saint Jean Kilisesi var, sütunları gözüküyor tepenin Ayasofya'nın üzerinde. İşte böyle bir sütun, bu da tamamıyla bir sütun değildir. Oradaki taşlardan falan oluşturulmuş tek bir sütun. Buradaydı o 127 sütunluk. Artemis Tapınağı. Bu Efes'in içerisindeki Nika kabartması, Zafer Tanrıçası, Nike Amerikan markasının ismini aldığı. Bu ise Kütahya'da. İşte ya buraya da bir gidesim var. Çok oldu gitmeyeli. Türkiye'nin önemli bir kısmı ayakta kalmış olan önemli Zeus Tapınağı'ydı galiba. Aizanoi.
Önünde de yine galiba demin söyledim. Apollo olması lazım. Evet. Ama ben demin söylediğime benzettiğim için onun Medusa başına yani benzetiyorum ben bunu. Medusa diye de hatırlıyorum. Yani şurası Lir gibi gözüküyor belki ama Apollon değil de Medusa'ydı galiba diyorum ama tam doğrusunu hatırlayan varsa söylesin bir kere daha. Neyse şey de bu. Bergama'da tabii ki Zeus sunağının sadece merdivenleri. Ha niye bunları böyle hızla geçiyorum? Bu çok geniş bir konu tabii bu yani. Mitoloji konusu, antik Yunan ve Roma mitoloji konusu. Anadolu'da o kadar çok şey var ki bununla ilgili. Ama daha az bilinen yerleri anlatmayı tercih ettim. Bu iki saat içerisindeki iki saati de geçtik, 2,5 saati de geçtik. İstanbul'da işte Konstantin sütununun tepesinde Apollon görünümlü bir Konstantin heykeli olduğundan bahsedilir. Haliyle bunu da mesela pagan dönemmiş gibi düşünmek mümkün. Bunu da Ali Aydın abi yeni yolladı. Bu akşam mı yolladı? İstanbul'da ilk pagan mezarı şeklinde. Zeyrek'te geç Roma döneminde inşa edilen bu bir şey, bir Bizans yapısı ama Osmanlı döneminde bir tekke olmuş burası. Şeyh Süleyman mescidi şu anda yani gözükebiliyor. Restorasyonu yapıldı. Murat Sav uğraştı bununla. Arkeolog Murat Sav ki şu anda Ayasofya'nın restorasyonuyla da kendisi uğraşıyor. Alt taraftan böyle işte Hristiyanlık öncesi bir mezar. Dolayısıyla pagan mezarı çıkmış diye haberi yapılmış. Tekrar Bergama'ya şöyle bir uğrayacak olursak işte bu muhteşem Serapis Tapınağı aslında Hadrianus döneminde yapılan Kızılavlu diye geçen muazzam bir şey bu. Bunun çok eski bir fotoğrafı veyahut da gravürü diyelim biz buna. Yanında iki tane şöyle dev kulesi de vardır bunun. Altından da bir şey geçer yani bakır çay altından geçer böyle bir galeriden. İşte o çay bir köprünün altından geçtikten sonra şeye gidiyor, Kızılavlu'ya doğru gidiyor. Ondan sonra bu heykeller yerlerdeydi parçaları. Bir kısmı yenidir bu mermerlerin. İşte onların yüzün bu şeydir Mısır ve Yunan Roma tanrılarının karışmış halidir. Bu tapınak da öyle bir şey zaten. Hadrianus döneminde bir sürü İskenderiyeli ticaret amaçlı özellikle Bergama gibi önemli bir şehirde yaşamaktaydılar. Yani o yüzden de onların da desteğiyle herhalde çünkü para dönüyor işin içerisinde böylesine bir karma tapınak yapıldı ki başka yerlerde de var. Ama tabii Bergama deyince Asklepion oradaki işte Asklepios tapınağının kaidesi duruyor. Rotonda şeklindedir, yuvarlaktır böyle dairesel. Aşağıda Ercu var galiba. Onun tüneli. Yani buradan işte tepeden rahiplerin iyileşeceksin dediklerini falan düşünün. Böyle bunu devamlı yapıyorlar. Gidiyorlar, geliyorlar, uyuyorlar sonra çünkü ilaç veriyorlar falan. Neyse bunlar da ayrı hikayeler. Eğer Akropol'e çıksanız Bergama'da orada da işte böyle müthiş bir terasın göbeğinde Roma dönemidir bu. Traianus tapınağı. Hani burada da ata kültürüyle ilgili bir pagan dönemin öyle bir bölümü karşımıza çıkıyor. Yani yaşayan insanların da tanrılaşmasıyla ilgili. Roma'da bu hep yapılmış. Ondan önce de var tabii ama işte Traianus imparator ama onun adına tapınak da inşa ediliyor. Böylece o bir tanrı olarak saygı görüyor. Augustus'la birlikte galiba bu oluyor. Daha öncekilerde böyle bir şey yok diye biliyorum. Bir Sezar tapınağı bilmiyorum mesela ben. Bu da Hadrianus, Traianus'tan sonra başa geçen meşhur Hadrianus. Bunlar tabii artık Pax Romana dönemi yani Roma barışının artık oldu. Traianus'la birlikte artık fethetme politikası sona erer. Hadrianus daha ziyade biz bu şeyi koruyalım der. Bu sınırları koruyalım. Yukarıda böyle bir şey var. Para atılan yer var. İşte pagan kültür gibi bir şey. Burada da Emel oraya şu sütun var. Ortada bir sütun. Etrafı bunun böyle boşluk kuyudur. Onun üzerine düşürürsen parayı dileğin gerçekleşiyor. Ama bu dilek kuyusu değil aslında. Bir sarnıç olsa gerek. Fakat günümüzde böyle kullanılıyor tabii. Neyse bu da bunun şehri veyahut da hamamları diyelim sular altında kaldı. Alinoi'deki Nenfe bu da. Tam böyle işte buradan suların aktığını düşüneceksiniz.
sular altında kalmasın diye çok mücadele de edildi ama oraya baraj maraj yapılınca bu da tabii sular altında. Bergama'ya gitmişken orada var böyle bir iki tane lokanta artık yavaş yavaş akşamcıların karnları acıkır. Böyle bir ciğer sarma yemiştik, çok da lezzetliydi. Haliyle o dönemle ilgili çok güzel mozaikler var. Antakya koymadım ama Zeugma Müzesi'nde özellikle Zeugma'dan gelenler. Bu da Zeugma'dan olsa gerek. Tabii Antep'e gitmişken kebapçı Hallusya'ya bir uğrarsınız. Bu Konya Müzesi'nden diye hatırlıyorum. Yine ölümsüzlükle ilgili galiba tavus kuşları. Bu neredendi ya? Bu Halepli Bahçe. Ha, bu da Urfa'dan işte. Bu Achilleus Chiron galiba. Chiron bu şeyler. Santor, Kentavros'tur. Onların mücadelesi. Yahudilik soruyordunuz. Dedim ya hani Yahudiliği böyle başından alıp anlatmak gibi bir niyetim zaten yoktu bu sunumda. 8 sunum olsun diye düşünmüştüm. Niyeyse öyle bir karar almıştım. Hani ben de 7'ci değil 8'ciyim. Cennetin 7 kapısı var ya, ona göre ayar yapmışım demek ki. Ondan sonra bu Sardes'teki hani Türkiye'deki belki Yahudilikle ilgili en önemli yapı olsa gerek. Sardes Sinagogu diye geçiyor. Ama şimdi bununla ilgili bunu 3. yüzyıla kadar çıkarıyorlar milattan önce. Tabii şu hali değil. Hani buradaki Yahudilerin varlığından bahsediyorum. Yahudilerin Anadolu'daki varlığını 6. yüzyıla kadar çıkaran bir takım veriler var. 6. yüzyılda neler olduğu bir düşünecek olursak Babilliler şeye geldiler değil mi? Bugünkü Filistin'e geldiler. Ve oradaki işte tapınağı mapınağı yıktıkları gibi Süleyman Tapınağı'nı Yahudileri de Babil'e götürdüler, oraya sürdüler. Haliyle bunlardan köle olarak satılanlar oldu, haliyle kaçanlar olmuştur. Dolayısıyla 6. yüzyıldan itibaren Anadolu'ya Yahudilerden gelenler olduğuna dair bilgiler var elde. Ama bence daha öncesi de vardır muhakkak. 6. yüzyılda da Anadolu böyle çok parlak bir dönem yaşıyor tabii, değil mi? O filozoflar falan derken acayip bir dönemdir. Ama aynı yüzyıl içerisinde Persler gelecek ve ne yapacak? İşte Babil'leri yenecekler. Yahudileri tekrar Babil'den bugünkü Kudüs'ün olduğu topraklara geri getirecekler ve tapınak yeniden inşa edilecek. Perslerin de desteğiyle. Persler aslında ticaret konusunda Yahudilerin çok güçlü olduğunu, belki de bunu iyi bildiğini ve ondan da belki faydalanmayı düşündüler. Bunu da bilemiyoruz tabii. Neyse, Anadolu'da sadece tabii Sardes değil, yani Sardes'teki Yahudi cemaati çok kalabalıkmış diye okuruz kaynaklarda. 10 bin kişi civarında falan, ki yani bu o dönemler için çok büyük bir cemaattir. Yahudilerin tarihinde bir sürü olay olur. Yani o Makabi isyanları, işte ondan sonra Bar Kokhba isyanları, milattan sonra 70'te işte Titus'un şeyi yerle bir etmesi, siz söyleyin, büyük tapınağı, ondan sonra onların dağıtılmaları falan derken herhalde daha da çok gelmişler buralara. Burayı ne zaman terk ediyor Yahudiler? 617 diye geçiyor ve orada neler var? Araplar geliyorlar artık Anadolu'ya. İşte o Bizans topraklarında cirit atıyorlar. Konstantinopolis falan kuşatacaklar. O devirde buradan önemli bir bölümü gitmiş demek ki. Gittikleri yerlerde işte bu Akdeniz. Yani bugünkü sefaratların ataları belki de işte bu Sardes'te yaşıyordu diye düşünebiliriz. Hani onlara 1492'den beri misafirlerimiz diyorlar ya bazen. Adamlar çok daha öncesinde Sardes'te varlardı zaten. Bu şeyden Bergama'da çektiğim bir fotoğraf, Kızıl Avlu'da bulduğum böyle bir kitabe stel herhalde bunlar, mezar taşı olsa gerek. Orada zaten Yahudi mahallesi var yani Kızıl Avlu'nun etrafında. Zaten bir de hala sinagog var günümüzde orada. Bir başka taş yine Kızıl Avlu'nun o bahçesi içerisinde, görüyorsunuz İbranice harflerden anlıyorsunuz siz de zaten. İşte bu da Bergama sinagogu. Restore edildi de kapalı galiba, öyle biliyorum. Kültür merkezi mi yapacaklardı acaba? Cemaat yok çünkü. Antakya'ya giderseniz de orada oturları yapanların çok da sevdiği, güleç yüzlü bakın Harun abimiz var. Harun abi bize böyle bir anlatır yani. Bir yarım saat, sen istersen bir saat, ne kadar istiyorsan o kadar konuşur. Ondan sonra işte bunun içerisini görürsünüz. Sinagogun içerisinde neler var. Hafiften göstereyim çünkü bunları çok yayınlamayın der. Sonra da böyle hepiniz onunla bir fotoğraf çektirebilirsiniz. Öyle sıcakkanlı, güleç yüzlü bir abimizdir kendisi. Oradan ne yapmışız? Bir anda Konya'ya gittik. Artık bitti.
Evet, böyle yemekleri görmeye başlayınca anlayın ki şeyin sonuna geldik. Ne derler? Sunumun sonuna geldik. Bundan sonraki sunumlarda dediğim gibi hani Anadolu'daki değişik inançları ben hani kümeleyip 7 küme oluşturdum. Peyderpey, haftaya bir tane daha var, hangisi olduğunu hatırlayamadım şimdi. İşte birinde Ermenileri, birinde Süryanileri, Nasturileri ve özellikle Antakya Kilisesi ve ondan çıkanları diyelim inceleyeceğiz. Ondan sonra var başkalar da var. Yani. Şimdi Aleviler var tabii. İşte şeyde Anadolu'da Müslümanlar neler yaptılar? Bunu da konuşmamız gerekiyor. Bunları konuşa heretikler var dediğim gibi, Pavlikyenler falan. Hani mümkün olduğu kadar gidip gördüğüm yerlerle bağlantılı olarak bu şekilde anlatmaya devam edeceğim. Tam bir dinler tarihi olmayacak. Eğer öyle bir beklentiniz varsa kusuruma bakmayın. Daha ziyade böyle gidip görmüş ve bağlantıları kurup üzerinde düşünmeye çalışan birisi gibi anlatmaya çalışacağım. Çok çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz şeyler var mı? Çünkü bu konu bitmez. Hani muhakkak kaçırdığım yerler olmuştur. Şunları söylerken siz de konuşun yani. Bu şeydeki meşhur Konya peyniri o. Ya Murat buradaydı demin, ismini söylemişti gene, o Divli miydi? Mağara mı, şeyi, tulum peyniri. Abi bir de Yalvaç'ta Men tapınağı var. Ha, Yalvaç'ta Men. Ay mı oluyordu ya o da, yoksa ay, değil mi? Ay. Ay değil mi? Tabii. Tamam abi, onu da not alıyorum. Olur ha, bu sınıfı bir daha yaparsak ekleriz. Ama gözüm yemiyor yani. Ha. Yok. Çok güzel çok bir sunumdu. Çok teşekkürler. Ya sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sizler de tabii her zaman destek de oluyorsunuz. Sağ olun, var olun. Ahmet, o deminki Obruk peyniri. Hah, şey Divri Obruk peyniri. Değil mi? Divli değil mi? Konya ama Divle. Divle. Tamam. Eyvallah. Konya Divle Obruk peyniri ama onların hepsi sahte biliyorsun. Hepsinden aldık. Rahmetli ayrı gitti, en pahalısını aldı. O da mı sahte çıktı? Tabii kesinlikle. Yapma ya. Abi gerçeğini kim yiyor bunları? Çumra'da çıkıyormuş gerçeği. Çumra'da mı? Nasıl bir şey? Çumra Obruk diye mi satıyorlar? Evet, bakın böyle artık sahillerde güneşe doğru baktığınızda daha geniş kapsamlı düşünebilirsiniz. Bakın öyle bir insan olduk görüyorsunuz. Böyle o işte deminki ilk Göbeklitepe fotoğrafının devamı bunlar dedi. Bunu da sağ olsun Özlem Rodoklu İznik'ten yapıp bana yolladı. Güneş içerisinde ben herhalde şöyle buruna da bakıyorum. Hafif beni andırıyor sanki, sağ olsun. Ondan sonra yine bir başka fotoğrafımız Laos abimizle. Yaramazoflarla Mars'a gidiyoruz bu arada. Yani Güneş'e henüz gidemiyoruz ama Mars'a yolculuğumuz bakidir. Ama 2025'te biz yani sözümüzü tutacağız. 2023'te olmaz. Yetişmez yani. Neyse, bunlar artık şeyler. Artık fotolar. Boş verin onları. Çok çok öpüyorum. Dediğim gibi sorunuz varsa, katkınız olacaksa bekliyorum. Şurada son bir şeylere de bakayım. Beklerken chatlere bakayım. Ahmet, olanlar vardır. Heretiklerden bahsedeceğim dedin. Daha evet. Sonra. Evet. Kalenderileri falan bahsedeceksin inşallah. Şimdi kalenderileri eğer heretik ele alabilirsen... olarak görmüyor musun? Yo şöyle. Şimdi Alevilik konusunun hani bir bölümünde sanki bahsederim diye düşünüyorum. Hristiyan heretikleri bir arada ele alacağım. Anadolu'daki. Bir de şimdi Alevileri heretik desem bir Alevi çıkacak, kızacak bana diye korkuyorum. O yüzden hani kalenderiliği biraz hani o konsept Türkmenlerin Anadolu'ya gelmiş o eski Müslüman da diyebiliyor muyuz acaba? Ne diyebiliyoruz mu? Ya onları ayrıca bir konuşalım seninle. Ağzına sağlık, teşekkürler. Tamam, sağ olasın. Aslında onun bir kitabı var, çok güzel tabii yani. Hani Ocaklı'nın değil mi? Kalenderiler diye. Hani sırf o kitabı anlatsak başlı başına bir konu o. Çok güzel. Aslında Murat mı yapacaktı? Yapmış mıydı? Unuttum şimdi ya. Neyse. Bakayım Murat'la da konuşayım bu konuyu. Ahmetciğim ağzına sağlık. Çok keyifliydi. Çok, çok güzel anılar canlandı. Sağ ol Mansur'cum benim ya. Bu sen dedi. Bir dedikodu şu son ekranla ilgili. Hatta izlerken sizleri düşündüm. Tamam. Bu son Mars'a gönderilen, bugün geçen 2-3 gün önce inen aracın neydi? Bu adını unuttum. İngilizcesini. Neyse anladım. Perseverance.
Bunun yapılış süreci ve hazırlık süreciyle ilgili National Geographic'te bir belgesel izledim bugün. 1,5 saat ama 6 yıllık bir süreci anlatıyor. İnanılmaz bir ekip çalışması ve inanılmaz bir proje arkadaşlar. Bulun ve izleyin, mutlaka vardır. Yoksa da National Geographic programını takip edin. Sen yani, şeyde mi buldun? YouTube'da mı buldun? Yok, televizyonda denk geldim öğlen saatlerinde. Proje 3 aşamalı bir projeymiş. Uzatmayayım lafı. 1. aşaması Mars'a bu ilk cihazı göndermek. Bu cihaz örnekler alacak. 2. aşama bir cihaz daha gönderiyorlar. 40 küsur örneği kayalardan aldıktan sonra bunları steril tüplere koyup uzaya çıkaracaklar bir kapsüle. 3. aşamada da buradan bir havan topu gibi bir şeyle, uzay havan topuyla dünyaya geri gönderecekler 10 sene sonra. Yani çılgın bir proje. Tabii içimden acı acı güldüm bizim Ay'a gitme fikirlerimizle. Adamların 10 yıldır ve tabii kurguladıkları, çalıştıkları ortam, yaptıkları o bütün prosesi anlatmaları inanılmaz bir belgeseldi arkadaşlar. Söyleyeyim hemen böyle. Abi belli olmaz bak, bu topraklar biliyorsun yani neler yaşamış, hiç belli olmaz. Büyük konuşma. Dostum ağzına sağlık, çok keyifliydi. Benim de aklıma şey geliyor, K-Pax filmi var ya. Evet. O K-Pax filmindeki hani gittim geldim diyen. neyse. İyi bakalım. Var mı bakın? Söyleyecekseniz söyleyin ha. Yavaş yavaş kapayacağız. Ona göre. Beyiç görüyorum seni. Bir ara ismini söyledim. O çünkü şeye geldik. Foça'da uğradık oraya. O ara tuvalete gittin herhalde sen. Ahmetciğim ben kaçıyorum izninizle. Çok sevgili. Tamam. Öptüm Mansurcuğum, hoşça kal. Sağ ol, teşekkürler, tekrar ağzına sağ ol. Hiç senin ses gelmiyor, boş ver. Sonra telefonda konuşuruz. Hadi öpüyorum hepinizi, hoşça kalın. Sağ olun, var olun.